Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından Miladı Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu, felaketlerden uzak, acı haberlerden uzak ve sağlıklı güzel günler diliyoruz değerli izleyenler. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çarşamba günü programımızı yapamamıştık. Gelen şehit haberimiz üzerine. Bugün Günür Hanım'ı iki bölümde de birlikte olacağız. Günür Küçük, güzellik uzmanımız birlikte olacağız. Sorularınızı özellikle bekliyoruz efendim. Çok önemli konulara el alacağız. Estetik adına, güzellik adına birçok konuyu ele alacağız. Aynı zamanda ülkemize de artık bir vaka görüldü. Koronavirüs malum. Bunun da üzerine değerli üstadımızla sohbet edeceğiz. Nasıl korunacağız ve kendi kliniklerinde nasıl korunuyorlar? Bunları öğreneceğiz değerli uzmanımızdan. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim, hemen yanına geçelim değerli uzmanımızın, bakalım sohbetimiz nasıl bizi götürecek, nerelere götürecek. Evet hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? Sağ olun. Artık üzerimizden yavaş yavaş atıyoruz değil mi? Evet. Hocam. İşte yeni bir şey çıkmasa. Evet. Yani var olanı toparlamaya çalışırken. Yani gerçekten gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşamayalım. Gündem evet. Oluşmasın. Dün akşam itibariyle Sağlık Bakanımız, iyi sağlık diyorum. Sağlık Bakanımızın bir açıklaması bizi tedirgin etti gerçekten. Herkes çok tedirgin doğal olarak. Hepimiz çok tedirginiz. Zaten hani gelmemesi... Mucizeydi. Aynen. Yani evet, bekleniyordu. Yani bekleniyordu. Bizi teyit geçmesi söz konusu değildi ama ne kadar geç gelse... O kadar iyi. O kadar iyi. Ve tedbir alma şansı oldu en azından. Yani yapılan açıklamalara göre bütün hastanelerde, yurt genelinde Sağlık Bakanlığı gerçekten çok iyi çalışıyor. Çok sağlam tedbirler alınmış. Tedbirlerimizi aldık. Yani dersimize çalıştık diye düşünüyorum. Ama hocam... Ben biraz da şey görüyorum ya, biraz fazla abartılıyor mu? Yani ama o sayılar çok yüksek, bilmiyorum ki. Ama bakın, şimdi grip olayı. Gripten yılda, inanın bundan çok daha, kat kat daha fazla insan kaybı oluşuyor. Vefat eden var. Siz de babam gibi düşünüyorsunuz, o da öyle diyor. Yani şey değil bence. Ölen kişi diyor zaten belirli bir yaşta olması 60 gerekiyor. 60 yaş üstü söyleniyor. Onlar çok çabuk direnç kaybediyorlar. Zaten yani takdiri ilahi. Elbette ki tedbirimizi alacağız. Bu tedbir almayacağız anlamına gelmemeli. Evet. Ama şöyle de bir ama var. Bu biraz abartılıyor. Zannediyorum. Bazı çıkar kavgalar Dünya var, Sağlık Örgütü şeyler var, evet. Biraz bu abartmayı da önleyemedi. Aynen. Değil mi? Evet. Çin'den çıkan bir virüs. Zaten... Malum Çinliler ne yediklerini bilmeyen bir toplum. Yani, önlerine her geleni yiyorlar. Her şeyi yiyince de böyle oluyor. Ne lanet varsa oradan çıkıyor. Kesinlikle öyle. Yani köpek yiyorlar, yarasa, çorbasından zaten yola çıkmışlar. Evet, evet. Yılan. Birçok pis mahlukatı tükettikleri için bu tip şeyler kaçınılmaz hale geliyor. Ama biz de tedbirlerimizi almayacağız değil. Kesinlikle değil öyle. Mi? Evet. Bu bizi hepimizi korkuttu. Yani ürküttü çünkü açıklamalar bizi ürkütüyor. Yani... dünyada, İtalya'da, Çin'de, efendim söyleyeyim, Avrupa'nın birçok şehrinde, ülkesinde yaşanan ölüm vakaları bizi ürkütüyor. Ama koronavirüsüne yakalanan herkes ölecek diye bir kaydı da yok mesela. Evet. Yani bağışıklık sistemi gelişmiş olan insanlar rahatlıkla atlatabiliyorlar. Aynen öyle. Tedbir alındıktan sonra o 14 günlük süreci atlatınca karantinada bayağı bir toparlanan var. Zaten herkes ölmüyor. Evet. Sadece dediğiniz gibi direnç düşük, yaşı itibariyle ileride olanlar bayağı bir olumsuz etkileniyor. İzlediğimiz bunlar. Doğru. Araştırmalarımız da bu yönde. Bir kanı vardır ya hocam, biz Türk milletine bir şey olmaz. Dediler, getirdiler. Elbette biz aslında temiz bir toplumuz. Diğer toplumlara kesinlikle bakılırsa bu konuda da çok endişelenecek. Yani çok yayılacak diye düşünmüyorum ama biz yine de tedbirlerimizi alalım. Müslümanlar bu konuda çok şanslı. Evet, elhamdülillah. Yani, elhamdülillah Müslümanlar gerçekten çok şanslı. Niye? Günde 5 vakit namaz kılıp 5 defa abdest alan bir toplumuz. Aynen. Temizliğimize düşkün bir toplumuz. Belki bir vesiledir efendim. Kim bilir? Kesinlikle öyle. Namaza başlamak için. Değil mi? Allah'ın bir hikmeti de olabilir. Aynen. Buna biraz da öyle bakmak lazım. Temizliğimize düşkün olalım. Yani her günde en az 5-6 defa ellerimizi ovuşturarak, değil mi? Evet, bol suyla, bol sabunla yıkamamızda fayda var. İnsanlara temastan bir nebze olsun kaçalım. Aynen öyle. Biz sıcakkanlı insanlarız değil mi? Selamlaşırken sarılmayı
seviyoruz. Evet. Hemcinslerle, yani karşı cinsli olmasa hemcinslerle insan daha yakınlaşabiliyor. Aynen öyle, mesafe. Ama yine de biraz tedbirli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii biz bu olay için yarın çok değerli bir uzmanımızı konuk edeceğiz. Bir asıl bilgilerimizi onlardan kesinlikle alacağız. Kesinlikle öyle, yani ne öğrensek kar şu an. Gerçekten. Ama iş aslını öğrenmekte fayda var. Bence nasıl korunacağımızı, ne yapacağımızı. 80 derece kolonyadan bahsediliyor. Mesela ama bakın bu konuda da devleti tebrik ediyorum. Hemen önlemini almış. Evet. Bu astronomik rakamlara çıkartma, kolonya ve maske olayları. Hemen bir şey yapmışlar, kota koymuşlar. Bu kotanın üzerine satamazsınız denilmiş. Olması gerekiyor. Bu çok güzel bir şey evet, aslında. Evet, evet. Yok, gerçekten iyi çalışılıyor. Yani ben gelirken belediyemiz de iyi çalışıyor. Her yer dezenfekte ediliyordu. Otobüs durakları, toplu taşıma araçları. Yani bayağı bir iyi çalışıyor insanlar. Çok güzel. Da. Yani olması gereken. Aynen. Evet. Geç kalmamak için, ahvah etmemek için ne gerekiyor? Hepimiz aslında bilinçli olursak devletin de işte belediyenin de işini kolaylaştırabiliriz aslında. İnşallah sesimizin soluğumuzun yetişiyordur. Dediğiniz çok basit. El ayak yıkama. Yani bunu zaten yapmak zorundayız. Temizlik şeylerimizi kesinlikle kaçırmayacağız. Kesinlikle öyle yani. Şey yapmayacağız. Bu tarz durumlar dikkat edilirse atlatacağız gibi. Çok İnşallah doğru. Bu kötü günlerde geçecek diye umut i̇nşallah, ediyoruz. İnşallah inşallah. Çok şey atlattık. Vallahi, bu da gidecek. Gerçekten. Güçlü toplumumuz. Bundan evet. Kimsenin şüphesi olmasın. Güçlü bir toplumuz, güçlü de bir devletiz Allah'ın izniyle. Aynen öyle. Asırlar boyu yaşamış bir devletiz. Şimdi devletimiz de işte bu tedbirleri alarak büyük bir devlet olduğunu gösteriyor aslında. Tabii ki. Biz üçüncü dünya, ikinci dünya ülkesi değiliz. Birinci dünya ülkesiyiz. Aynen öyle. O yüzden elhamdülillah bu da çok güzel bir şey. Bunları hani ikinci dünya, üçüncü dünya ülkelerinde yani geri kalmış ülkelerde bu tedbirlerin alınması bir maddiyat elbette. Kesinlikle. Bizim gücümüz var ki şükürler olsun bunlar yaşanabiliyor. Evet, evet. Bu da güzel bir şey. Ama insanlara da düşen, yani vatandaşlara da düşen görevler var. O görevleri de insanlar, vatandaşlar yerine getirmeli. Yani çok abartılıyor. Hakikaten sabahtan beri gruplardan, şuradan, buradan, sosyal medyadan herkes erzak depolamaya başladı. Artık marketlere gidemeyeceğiz, dışarı çıkmak yani bir de öyle bir şey söz konusu. Bilmiyorum kapanmıyor ki bir şey. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Evet. Yani devlet yetkililerden gelmediği sürece her şeyi spekülasyonlara etmemek lazım. Şey yapmayın, aldırış etmeyin. Yani. Bu tip şeyler speküle ediliyor. Aynen aynen. Erzak depolanıyor şu an. Herkes evet. Evine erzak depoluyor. Hocam... Gündür Küçük Güzellik Merkezi'de nasıl bir şeyiniz var, hazırlıklar? Ekstra, zaten biz hijyen konusunda gerçekten çok 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 dikkat ediyorum. Ben sürekli seans odalarına giren bir işletmeciyim. Hani böyle gideyim odamda oturayım modunda hiç yaşamadım. Size ulaşmak da çok zor o yüzden. Yani telefonun odasında bırakıyor hocam. Kesinlikle öyle oluyor. Yani şu seansa giriyor, şu seansa bir kontrol aynen, ediyor kendisi aynen, yapması dahil. Aynen unutuyorum. En az bizim 10 tane seans odamız var. Akşama maşallah. Kadar sürekli kontroldeyim. İşte arkadaşlar da zaten öyleler ama keza onların gözünden kaçan olabilir. Temizlik görevlimizin gözünden kaçan olabilir diye ben sürekli kontrol ediyorum. Evet. Ekstra tabii ki şu an daha fazla elimizi taşın altına koyduk. Yani sabah uyanır uyanmaz grubumuz var. Direkt mesaj attım. Arkadaşlar sürekli evet. Maske takın, sürekli maske değiştirin. Gelen danışanlara böyle hapşırık pıskırık muhabbeti olanları farklı günlere alalım. Bir iyileşsinler. Yani ne yapabilirsek, elimizden ne gelirse, duyduğumuz, dinlediğimiz kadarıyla, dediğiniz gibi bu uzman vasıtasıyla aslında daha bilinçlenebiliriz. Ben elimden geldiğince ekibimi uyarıyorum. Sürekli alkollüyoruz çalıştığımız cihazların tene değen kısmını. Dezenfektasyon yapılıyor yani bütün cihazlara. Dezenfektasyon cihazı var. Mesela cilt bakımında kullandığımız bazı aletler var. Onları direkt bırakıyorsunuz ısıyla mikrobunu öldürüyor. Bunu daha önce de yapıyorduk zaten. Şu an daha da hızlandırdık. Sedye örtüleri sürekli değiştiriliyor. Eldiven her kişide değiştiriliyor. Dediğim gibi maskeyle çalışıyoruz. Alkollüyoruz. Kolonya yani duyduklarımızı hayata geçirmiş durumdayız. Çok güzel. Size de bu yakışır zaten. Evet. Gündür Küçük Güzellik Merkezi bu konuda hijyene, temizliğe çok önem veren bir yer olduğunu ben çok iyi biliyorum. Çünkü bizzat gidip geldiğim için buna işler. Da şahit oluyorum. Sürekli temizlik ön planda. Öyle olmalı yani. Hijyen ön planda. Biraz şimdi hocam etmiyor. Konularımıza da gelelim. Şimdi biliyorsunuz bir ay yapamamıştık. Bu arada birçok izleyicimiz, hani ilk defa seyredenler olabilir, kayıtlardan izleyenler olabilir. Bizlerden bazı işlemler konusunda tekrar etmemizi rica ediyorlar. Evet. Biz de bunun üzerine mesela bu bilmiyorum kaçıncı lazer.
lazeri yani, tekrar ele almamızı. Aslında çok nadir detaylı anlatamadık. Hep böyle konular evet. aralara girdi. Çok kapsamlı anlatamadık. Bunun yanı sıra depremden dolayı erkek katımızda hasar vardı. Ama hani boşaltılmamak. Oraya gelecektim doğru. Konusu. Fatih evet. Küçük yani çok değerli Günür Küçük Hanımefendi'nin değerli eşi Fatih Küçük Bey. Buradan da selam olsun kendisine değerli izleyenler. Biliyorsunuz deprem sürecinde bina yani o Günür Küçük bina. Erkek biriminin yani Fatih Küçük'ün oluşturduğu birimin binasına hasar tespit edilmişti. Yıkım kararı alınacağı için başka bir binaya taşınma söz konusu. Evet, evet. Onu da buldular elhamdülillah. Evet. Yer şu anda bir tadilat sürecinde sizlere yakışır bir hale getirmeye kesinlikle çalışıyorlar. Öyle. Beyleri de düşüyorlar. Evet, çok çok güzel şeyler seçtim. Çok güzel oldu öyle inşallah. Öyle mi? Dekor çok mu güzel? Valla inşallah bizimki de geçmez. Bayanları geçmez ben ama de hep çok güzel olacak. Fişekliyorum Fatih Bey'i. Gündür Hanım'ın orası niye karşı taraf bu kadar süslü? Evet. Gündür Hanım'ın orası çok güzel bir yer. Harika bir dekoru var Fatih Bey. Sen bunun altında kalmamalısın. O da zaten. Gündür Hanım da bana diyor ya yapma böyle diyor. Erkekler bu kadar süsü sevmiyor diyorum ama. Burası... Erkeğe yakışır da süsler. Evet çok güzel şeyler vallahi seçtik. Bakın, İnşallah güzel. Güzel olacak. Erkeğe yakışır dekorlar mağdur var. Mağdur etmedik kimse elimizden geldiğince yardımcı olduk. Bey üyemiz de çok fazlaydı çünkü evet. ama çok şükür çözüldü. Ofis bulmak çok zor siz de biliyorsunuz her yerde bir hasar var. Zannediyorum İzzet Paşa'nın karşısında evet. değil mi? Evet yerimizde tam Yumak olarak. Yumak Gilişanı'nda. Aynen evet, paylaşacağız çok güzel, çok güzel bir yer. Evet merkezi bir yerde. Harika bir yer olacak inşallah. İnşallah. Açılmadığı için henüz ben söyleyebiliyorum. Zaten davet edip paylaşacağız inşallah. Böyle bir süreçteyiz. Bunun hızlılığı, bunun koşturmacası var. Bunun yanı sıra seanslarımız oldukça yine doluluk içerisinde. Bir 8 Mart olayımız vardı. Buradan yine geçmiş tüm bayanların Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Güzel bir kampanya yapmıştık. Öyle mi? Çok yoğunduk. Çok geçen yoğundum. Hafta program yapamadığımız evet, için. Evet, evet. Yani bayanlarımıza çok güzel moral, devam motivasyon ediyor mu kampanya oldum. Peki? Bugüne dair devam edelim. Tamam. Ben hafta sonuna kadar müsaade istiyorum. Öyle mi istiyorsunuz? 8 Mart'ta bitirmiştik aslında. Olsun. Yine yardımcı oluruz. Ya Miladın Mutfağı'nın o kadar mı şeyi yok? Tabii ki olsun. Hafta sonuna kadar müsaade İzleyenler ama izleyenler. Tabii, izleyenler. O fiyatlardan yine yardımcı oluruz. Çok güzel oldu. Yani gerçekten insanların da ihtiyacı varmış. Motivasyonları arttı. Yani biz şu üstümüzdeki ölü toprağını atıyoruz. Yavaş yavaş hayata dönüyoruz. Güzel paylaşımlar. En azından insanlar biraz daha gülebiliyor. Bunun evet. farkındayım. Bizim de küçük de olsa bir dokunuşumuz oldu. İyi geçiyor yani güzel. Her şey yolunda. Hayırlısı her şey inşallah. İyi. Ya o kara bulutları dağıtmak lazım. Evet. Malum bir süreçten geçtik. Bir felaketin sürecinden geçtik. İnsanların artık morale böyle depolamaya ihtiyaçları var. Hep acı, hep keder. Elbette ki ben demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kayıplarımız oldu. Gerek maddi, gerek manevi, gerek can kayıplarımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz o can kayıplarımıza. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Ama inanın kendi ailemden dahi olsa hayat devam ediyor. Kesinlikle öyle. Devam etmek zorundayız. Acıyla yaşanmıyor. Hayatımızı devam etmek için ticaret yapmak lazım. Kesinlikle değil mi hocam? Öyle. Evet. Ne kadar acınız olursa olsun ertesi yani gün ya da 3 gün 5 gün sonra evet. iş yerinizi açıyorsunuz. Öyle. Hayat devam ediyor değerli izleyenler. O yüzden evimize ekmek götürmek adına. Evet. İnsanlar, çalışanlar evlerine ekmek götürmek için çalışmak zorundalar ve hayatın devam etmesi lazım. Aynen. Evet, işlerinde acıları yaşıyorlar, devam kesinlikle ediyor. Öyle. Ben demiyorum tamamen silin o anıları ama güzel anları hatırlayarak, evet. güzel anları hatırlayarak daha hayata tutunabiliriz diye düşünüyorum. Günhan Hanım da bu konuda hem çalışanlarına hem kendisi hem de müşterilerine, danışanlarına çok yardımcı oluyor bu konuda. Kesinlikle. Evet gelelim lazere hocam. Gelelim evet. Lazer. Çok şey geliyor bize. Sorular çok. Çünkü evet, lazer başlı geliyor. Başına derya deniz hani sorulacak hocam, soru da mesela, bitmez. Merak edilenler sadece lazer de değil bugün işleyelim. Evet. Anlatalım. Bu çatlaklar konusu çok soru şu alıyor. Çok trend. Ben notlarımı aldım efendim. Değerli izleyicilerimiz zannetmeyin unutuyorum sizlerden gelen şeyleri. Lipoval. Olayı. Tekrar ben unuttum onu bir daha anlatalım onu. Evet. Lipoval konusunu istiyor. Çünkü bir de gıdı. Evet gıdı eritme. Şu gıdı olayı var ya ne kadar bir problemmiş. Kaç tane geldi? Gıdıyı eritme konusunda da sorular, mesajlar var. Evet. Ama bugün lazerle bir girelim. Olur tabii ki. Yetiştirdiğimiz yere kadar. Aynen soruları. Çünkü iki bölüm birlikteyiz bugün. Siz değerli izleyenlerimize bu konuları anlatmak için rica ettim. İnanın yoğun işin üzerine Günür Küçük Hanımefendi bizi kırmayıp geldiler. Evet. Lazer. Daha bir genel anlamda bir bizim
Ben hiç böyle astronomik şeylere, farklı kelimelere ihtiyaç duymuyorum. Herkesin anlayabileceği dilde bizi rahatsız eden kıldan, tüyden kurtulmanın yeni ismi. Yani Ağdan'ın daha modern hali. Herkes artık 3 aşağı 5 yukarı lazer hakkında bir bilgi sahibi. Önemli olan gerçekten cihazı, kalitesi, şu buyu. Sorular da akmaya başladı gene. Evet. Değil de önemli olan işletmenin sizin yanınızda olması, hijyeni. En önemli konu bakın işte sadece hijyen konusu nerelerden nerelere geliyor. Sizinle ne aralıklarda görüştüğü, size ne kadar sahip çıktığı, paket sistemi mi uyguladığı, kaç seans aldığı, doğru elden mi çalışılıyor, doğru tarihlerde mi davet ediliyor veya siz belki de alınmaya değer bir kıla sahip değilsiniz. Ama sırf ticarethane mantığıyla sizi lazere davet edip daha mutsuz olmanıza neden olabiliyorlar. Yani bin bir türlü konusu var lazer epilasyon ama dediğim gibi bizim günlük hayatımızın daha kolaylaşmasını sağlayan bir teknoloji. İnsanlar bulmuşlar, iyi ki bulmuşlar. Bulandan da Allah razı olsun. Evet. Gerçekten hani tamam belki ben ekmek yiyorum ama çok büyük sıkıntıları biz bu şekilde yok ediyoruz. Bir deprem süreci geçti. Mesela lazer üyelerim diyor ki ya ben lazer yaptırmasaydım mesela 40 gün çadırda kaldım ne yapacaktım? İyi ki lazer var diyor. Yani benim hiç kılım tüyüm çıkmadı, çok rahat geçti. Hastalık var, sağlıksızlık var, bir gebelik süreci olabilir. Bu süreçlerde rahat, konforlu geçiriyorsunuz. Kıllı uğraşmıyorsunuz, aklınızda bir yer etmiyor. Biz bayanlar hani gerçekten çok bunu sorun ediyoruz. Saatlerimizi harcıyoruz, bazen işte ağda salonlarına gidiyoruz. Sonuç olmuyor. Batıklara neden olabiliyor, kararmalara neden olabiliyor. Hem bütçe olarak zarara uğruyoruz hem de vücudumuz hırpalanıyor. Kesinlikle. Lazer bunun tam tersi. Bebekse biten istiyorsanız eğer gerçekten lazer doğru bir tercih. Hem gözenek sorununu aşıyor hem bir batık sorununuz varsa hani bazı cilt tipi vardır. Ağdayı bilirsiniz alınınca dışarı kusar. Bunun önüne geçiyor. Renk tonu eşitsizliğini büyük ölçüde her cilt tipi için demiyorum yanlış anlaşılmasın ama %70-%80 oranında cilt renginde açılma elde ediyor. Tek başına ürün kullanmadan say say bitiremem lazerin faydalarını. Dediğim gibi ama önemli olan hangi tarihlerde yapıldığı, seans aralığı, bunun yanı sıra çalıştırılan kişinin ne kadar biliyor olduğu tabii ki. O çok önemli hocam. Evet. Yani gerçekten ehil kişinin yapması bu konuda çok önemli. İnsanlara yoksa çünkü sağlığımız, evet. Cildimiz. Evet. Çok büyük zararlar da verilebiliyor. Kesinlikle Gülüyor öyle. Öyle değil mi? Yani, buradan çok korkutmak da istemiyorum. Zaten ben uzman estetisyenim. Hatta usta öğreticilik belgem de var. Sonuna kadar bütün belgelerimi, sertifikalarımı tamamladım, sizin için aldım. Söylemiyorum ama yapanlar var. Tabii ki seansa girmiyorum sonuç arkadaşlarımın belgeli olması gerekiyor. Ama buna rağmen, bu sertifikalara rağmen devletim bana Sağlık Bakanlığı'nın müsaade ettiği bir jül atışı var. Yani örnek veriyorum IPL diye bir sistem var. Onun üzerine çıkmak bizim için yasak. Sadece dermatoloji uzmanları kullanabiliyor. Ama şu an Elazığ'da da farklı illerde de köprü altı denilebilecek yasal olmayan yollardan işte Alexandrite tarzı çok güçlü cihazlarla işlemler yapılıyor. İşte onların yanıkları geçiyor. Yani IPL cihazla tutun ki lekelendiniz, minik bir şey su topladı. En fazla maksimum bir ay içerisinde geçer. Hiçbir şey kalmaz. Korkmayın yani. Farklı merkezlerden de, bizim üyelerimizden de. Buradan net bir açıklama yapalım. Siz vücudunuzda bir ömür boyunca bir lekeyle yaşamayacaksınız. Tabii ki kimse para verip de al beni lekele diye gelmiyor. Rahat. Tutun ki Allah korusun böyle bir şey başınıza geldi. Evet. Umutsuzluğa kapılmayın. Bu çok böyle atladı ve değil. Lekelenmediniz, ömrünüz boyunca vücudunuzda bir yanıkla gezmeyeceksiniz. Maksimum diyorum ya bir ay içerisinde hiçbir şey kalmıyor. Ama kalan cihazlar işte bu tarz sıkıntılı cihazlar. Yani sıkıntılı derken sadece güçlü olduğu için dermatoloji uzmanları, hekimler kullanabiliyor. Bunun bir sürü bir her şeyin bir kuralı var hocam. Evet. Yani sizin uymanız gereken estetisyenlerin, güzellik uzmanlarının uyması cihazın gereken cihazın jülüne kadar gelip bakıyor derecesine, atışına nedir, ne değildir, derinin ne kadar altına inebiliyor diye biz sürekli kontrollerden geçiyoruz. Bu demek değil ki yapamazlar. Yapabilirler ama devletin vermiş olduğu bir limit yetki var. Bu kadar. Yetki var. Bu yetki aşmaları ki aşanları duyuyoruz zaman zaman. Evet. Bu hoş bir şey değil. Çünkü verebilecekleri bir hasarın hesabını veremezler. Aynen öyle. Sonuçta değil mi hocam? Yasak koymuş. Evet. Yani yasağı delemezsiniz. Çünkü bir, böyle bir şey yok. Dermatoloji uzmanıyla eş tutulamaz. Evet. Ha, ben de isterim. Mesela Alexandra cihazı örnek veriyorum. 8 seansta elde edilen başarıyı belki ben 15 seansta elde ediyorum. Benim için daha yük. Aynı rakamlara çalışırken daha fazla yoruluyorum. Ama risk almıyorsunuz. Evet.
Yani bu kadar basit. Ben çok rahatım. Bir memur geldiğinde veya bir kontrole gelin. Buyurun gelin çayımızı kahvemizi içiyoruz. Hocam kontroller yapılıyor mu bu anlamda? Tabii ki. Yani hele göz önünde bir işletmeseniz tabii sizin gibi. Sürekli şikayet ediliyor. Çok şükür elhamdülillah yani şikayetlerden de alnımızın akıyla çıkıyoruz. Evet, evet. Sadece memur beylerle bir muhabbet etmiş olduk. Evet hocam lazer. Ben de bu arada az çok bildiğim için tabii biraz ki. Şey yapmak tabii istiyorum. Ki. İki çeşit yapılabiliyor zannediyorum. Evet. Değil mi? Bir buz lazer var. Aynen. Bir de normal lazer var. Bir de eski sistem var aslında. Onu artık... İğneli plasyon. İğneli plasyon. Yani o da yapılıyor lazer aslında. Plasyon. Şu an hala yapan yerler var. Ben yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çok basit aslında. Lekelenme ihtimaliniz yine çok yüksek. Yani saniye değil. Salise evet. iğne içeride fazla kalırsa %80 leke olur. Yani onu yapabilecek işin ehli insan sanlar lazım. Gerekiyor değil mi? Yani hep böyle benim yapmam gerekecek yine. Veya arkadaşlarının sadece o noktaya dikkat kesilmesi gerekecek. Çok yani sıcak bakmadığım bir işlem. Ben tavsiye de etmiyorum. Çünkü yaptırıp da mutlu olanını hiç görmedim. Şöyle delik delik gözenekler oluyor. Sonra bir de onun için geliyorlar. Onun için de dermapen paketi açıyorum. Evet. Ne yapmak lazım? Çözümünü söyleyelim. Kıllarınız beyazlamadan gelin. He, evet. Beyazlayınca lazer cihazları görmediği için iğneyle epilasyona yönlendiriyoruz. Normalde dediğim gibi beyazlamadan gelirseniz böyle bir sorunla da karşılaşmazsınız. Genelde sorulardan biri de lazerde yaş olayı hocam. Evet. Yani onlar da böyle hızlı geçelim istiyorum kesinlikle. Çünkü konularımız. Mesela hangi seviyede bir genç kız ya da genç erkeğin başlayabilir lazere? Böyle yaş olarak, ya da resmi bir açıklaması yok. Şu evet. yaşta yapılır, bu yaşta yapılmaz diye bir şey yok. Hormonal, hormonlarımızın bir oynama sınırı var. Ergenlik yaşıyla alakalı bir durum. Ama mesela eskiden bizim zamanımızda 16-17'li yaşlar ergenlik, hatta 18'li bile görüyorduk. Şu an ergenlik yaşı çok düştü. 13-14 yaşında kızlarımız ergenliğe giriyorlar. Yani çok ciddi bir şekilde de kıllanma var. Bu arkadaşlar mağdurlar. Yani ne yapacak kızcağız? Sürekli jilet diyecek veya AD'ye gitmektense anneler geliyor ya lazere. Mesela kızım da gelsin kurtulsun. Ben hocam kurtuldum diyor. Ne kadar iğretli değil mi? Bir evet. bayanın jilet kullanması. Evet. Mecbur kalıyor. Yani gerçekten böyle bir şey olarak evet, kulağa kötü geliyor. Hoş gelmiyor. Görsel yani, de kötü. O yüzden lazerin her bayanın hakkı. Ben hep diyorum her vücudun hakkı lazer yaptırmak. Lütfen bu haktan vücudunuzu mahrum etmeyin. Gerçekten yaptırınca zaten diyor ki ay ben niye yıllarca böyle bu ilkel yöntemlerle uğraşmışım bu kadar kolayı varken. Yani artık zaten yaptırmayan da çok az kaldı. Herkes yaptırıyor. Herkes mutlaka tüm vücut olmasa bile işte bir kolunda, bir bacağında, bir yüzünde mutlaka deniyor. Lazerin ne olduğunu artık herkes biliyor. Evet. Önemli olan o insanı mutlu gönderebilmek. Gerçekten size güveniyorsa güvenini zedelememek, verdiği paranın karşılığını alabilmesini sağlamak. Doğru elden doğru hizmet çıkarsa eğer gerçekten hem işletmeniz büyür hem iyi bir şey yapmış olursunuz. Çok hem doğru. aldığınız parayı helal olarak yemeye hak kazanmış olursunuz. Yani. Evet. Şimdi bir de çok sorulan yine lazerde. Hocam yazın yapılır mı? Yapılır mı? Hangi aylar arası yapılır gibi sorular bize evet. çok geldi. Hı-hı. Bunu da bir aydınlığa tekrar konuşturalım. Tabii ki. Lazer epilasyon. Bir de güneş görecek mi mesela hangi saatlerde yapılır? Ya bunda yani o kadar farklı sorular geliyor ki. Çok var zaten doğru sorular. Sizler daha çok karşılaşıyorsunuz. Akşama kadar ben bunlarla var, karşılaşıyorum zaten. Buyurun. Lazer epilasyon eskiden eski cihazlarla işte bunun 15-20 yıl önceki teknolojisinde çalışılan cihazlar varsa yazın çalışılmaz, yapılmaz. Gerçekten lekeleyebiliyor. Ama biz yani sürekli teknolojiyi yakından takip edip cihazlarımızı yenilediğimiz için 12 ayda çalışıyoruz. Kesinlikle hele buz lazerimiz de olduğu için buz lazerde zaten kesinlikle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yazında çalışılabiliyor. Evet. Sadece benim tek bir isteğim var. Mesela ben bugün lazere girdim. İşte yarın gidip denize girersem böyle 40-45 derece altında kalıp direkt güneşi çekersem lekelenirim. Yani mayo ya da bikini giyip aynen. değil mi? Aynen. Direkt yüzünü de. Veya hayır Antalya'ya da gitmiyorum. Denize de girmiyorum. Ben bugün lazere girdim. Yarın gidip piknik yaparsam böyle yüzüm de açık güneşle birebir Ağustos'un sıcağında kalırsam %90 lekelenirim. Evet. Ekstra paketler alırım, ekstra bakımlara girmem gerekir ki lekelerim açılsın. Biz bunu hep söylüyoruz. İster istemez orada bir hasar oluşturuyor. Kıl gidiyor yani, bir atış atılıyor. Tamam bir ışınla yaşamıyorsunuz ömrünüz boyunca ama evet. ister istemez bir tahribat var. Ve bunun bir dinlenme, kendini koruma süreci var. Bunun için ne söylüyorum her zaman için artık yaz, kış, bey, bayan mutlaka güneş kremi sağlam bir güneş kremi ama kullanmamız gerekiyor ki ultraviyole ışınlarına maruz kalmadan herhangi bir lekelenme yaşamadan yazı da rahat geçirebilelim.
Evet, çok lazer, önemli. Evet, yani bu tarz durumlarda lekelenme ile maruz yani, kalabiliyor. Diyelim ki lekelenme yaptı. Evet. Çözümü var. Var. Ne var? Milat Bey, ne yapıyoruz biz? Hipo, wow. Öyle mi? Öyle mi? Dermaperyal. Derma, anam. Lekeleri unuttum. Ya ben de. Sizin kafanız çok yoğun bugün belli. Evet, dermaperyal. Dermaperyal yapıyoruz. Sınava tabi tutuldum az önce, farkında mısınız bilmiyorum. Değerli izleyenler, sınavda çok zayıftım. Estağfurullah. Evet. Dermapen yapıyoruz. Mesela güneş lekesi var. Yüzünde lekeler var. Dermapen. İşte geçmiyor veya sivilce çıkmış. İşte sonra çukur çukur yerleri kalmış. Bunun için de geliyorsunuz lazerden sonra veya o sivilce izlerini geçirme adına dermapenle birkaç seansta gerçekten lekelerinizi geçiriyor. Çok iyi serumlarla tabii kombinliyorum. Ve cildinizin kaybettiği o ışıltıyı geri kazandırıyoruz. Zaten bu kadınlar gününde dermapen patladı. Öyle değil mi? Benim merkezim 5 yıldır var. 8 senedir de bu işin içindeyim. Hiç hayatımda bu kadar dermapen yapmamıştım. 8 Mart'ta yaptığım kadar, yani 35'ten sonrayı sayamadım. Kızların yaptığı hariç. Hocam acaba korku lekelenmeye mi sözü? Hayır, fiyat düştü. İndirim yaptı. Fiyat vermeyelim de. Evet. Yüzde oran olarak ne kadar düşürdünüz? %50 düştü. Çok düşürdüm. Çok düşürdüm. Hatta şey yaptılar. Hafta sonuna kadar da devam ediyor. Sözü verdik. Şehir dışından hesabıma ücretini atıp inanın ki satın aldılar. Elazığ'a geldiğimde ben hakkımı değerlendireceğim. Nakit ödemeydi. Öyle bir şartı vardı. Onu bile yaptılar hocam, yani. Hocam sözü verdiniz. Hafta sonuna kadar. Aman beni boşa düşürmeyesiniz. Vallahi izleyen çok. Neyse, uzatalım. Hafta efendim. Sonuna kadar geçerli. Geçerli. Gelelim hocam. Lekeyi de bahsettik az çok da. Evet. Çatlaklar. Evet. O çatlaklar için de yeni cihazlar getirdiniz, ben biliyorum. Aynen öyle. Onu da çok duyuyorlar. Diye bir sistem var. Zaten ilk bu yıl, bu sezonda başladık. İlk bölümde şöyle gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Sonra ikinci bölümde soruları alayım. Olur. Sorayım, siz nasıl uygun size. Görürseniz. Ben şey yapmayalım. Yani anlatabilirim ki soruları tekrar. Aslında evet, en mantıklısı o. Bence belki de soracağı şeyi cevaplamış olacağım. Çünkü bayağı bir soru geldi. Evet. Siz değerli izleyenlerimizin soruları. Bekliyoruz. Yine de atarsanız seviniriz. Buyurun. Aynen öyle. Çatlak başlı başına biz bayanların, özellikle bayanların kabusu. Evet. Hani bazıları hep söylüyorum, artık deformasyon olmasın diye çocuk doğurmak istemeyen bayanlar bile var. Çünkü gerçekten ciddi bir hasar. Böyle kedi tırmalaması gibi bir şeyler oluyor. Daha önce paylaşmıştık burada resimleri, hatırlar mısınız evet, bilmiyorum evet, ama evet, evet. Çok kötü görüntüler olabiliyor ve bunu taşıyan bir bayan da yaşı kaç olursa olsun özgüvenini kaybediyor. Ne dersem diyeyim, ne yaparsam yapayım bu sorun var yani. Hani böyle bana bile mesela, örnek veriyorum, ben öncesinde lazer paketi oluşturmadan kontrol ediyorum vücutları. Evet. Bana bile göstermek istemiyor, benim karnımda çok yırtık var görmeseniz falan. Yani düşünün, ben bir bayan olmama rağmen kendini bayağı bir kusurlu, hasarlı hissediyor. İyi ki çıkarmışlar, yine söylüyorum. Dermositrio diye bir markayla çalışıyorum. Sonuçları muhteşem. Tek seansta, bakın bir seansta %70-%80 oranında geçirdik. Yani birebir gördüm kendi merkezimde. Hani eğitimlerde aldığımız görseller falan haricinde zaten yaklaşık 3,5 aydır çatlak tedavisine başladım. Felaket bir memnuniyet var. Çok güzel. Sonuçları çok başarılı. Hocam neden olduğunu da anlatalım. Tabii ki. Kilo verip kilo almalarda. Kesinlikle. Değil mi? Bir de hamilelik sonrası sürecinde. Aynen. Çatlaklar oluşabiliyor. Kızlık mesela, çok ince bir hanımefendi bir anda 20-25 kilo alınca otomatikman yırtılıyor. Tabii ki. Yırtılınca da orada bir hasar oluşuyor. Ne yaparsa yapsın, eğer cilt tipi de müsaitse, çatlağa elverişliyse kalıyor. 10 yıl, 20 yıl kendisiyle arkadaş, yani gitmiyor. İşte bunun için bunu araştırmışlar, böyle bir teknoloji çıkarmışlar. Bir cihaz var, iki tane başlığı var. Öncesinde plastik bir prob var. Onunla çatlağı belirginleştiriyorum aloe vera jeliyle birlikte. Evet. Sonrasında ise kimyasal, ismi kimyasal, tamamen bitkisel bir ürün aslında. Kimyasal peeling, vücut peelingi bu da. Onu damlatıp 3 dakika bekletiyorum. Kızarıyor iyice o çatlaklar. Sonrasında ise termo diye acıyı alan, böyle wax kokusu hatta, öyle bir koku veriyor. Salgılayan. Aynen. Evet. Onunla kayganlığı sağlayıp cam probla işten başlıyor. Kızarıyor, birazcık morarıyor da hatta çok soruluyor bana, bu ne kadar sürer, herkese böyle mi, kanıyor mu, canım acıyor mu? Hmm. Ben gün içerisinde böyle sorularla karşılaşıyorum. Kesinlikle kanama falan yok, morarma ne kadar fazla olursa, hep diyorum ya dermapende de, morarmanız, kızarmanız ne kadar fazla olursa işlem o kadar başarılı demek. Bu kesinlikle çatlak için de geçerli. Morarmanın fazla olması demek iyileşmenin daha hızlı olacağı anlamına geliyor. Kalın çatlaklarda, özellikle altını çizerek söylüyorum, kalın, belirgin, böyle kedi tırmalaması gibi olan çatlaklarda tek seansta bile %70 başarı, yani kesin imzamı atabilirim. Cihazın ismi neydi hocam? Dermositrio. Bir sürü marka Dermositrial. Var. Dermositrial.
steroid metodu. Metodun ismi bu. Çatlak tedavisi olarak. Türkçesi bu. Çatlağı geçiriyorum. Yani Elazığ'da ben sadece ben yapıyorum diye biliyorum. Kaç seans veriyorsunuz? Maksimum 3 seans yeterli. Yeterli. Evet, hocamız çok da güzel. Bu kadar. Pahalı bir işlem peki? Hayır, yine çok uygun. Çok uygun. Çok uygun. Yani seans aralığı nedir? Seans aralığı ayda bir davet ediyorum. 3 seanslık bir paket oluşturuyoruz. Sadece dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bir tane evde bakım ürünü. Onu almak ve kullanmak zorunda ki işlem hem başarılı geçsin hem de herhangi bir sızı hissetmesin. İster istemez orada bir hematom oluşturuyorum. Onun geçmesi için o ürünü kullanması gerekiyor. Sızısını azaltıyor. Günlük hayatına bu şekilde devam edebilir. Kot pantolon bile giyebilir. Hani hep penye giyinin ben diyorum işlem yaptığınızda ama o ürün onu sağlıyor. Yani acısını sızısını azaltıyor. Hem sabah kullanın diyoruz hem de akşam. Uyumadan önce günde 2 defa kullanıyorsunuz. 3 aylık bir süreci kapsıyor. Tutun ki varsayalım ki siz 3 seansta hala daha çok takıntılısınız. %80'i gitti ama %20'lik kısım hala sizin aklınızda yer etmiş durumda. Ben elimi taşın altına koydum. 4. seansı da uyguluyorum ve ücretsiz yapıyorum 4. seansı. Ama bunu aldığım eğitimlere dayanaraktan sonuçlarını da görerekten yine öbür ay çağırmıyorum. 2,5 ay kalması gerekiyor. Biraz vücudun dinlenmesi gerekiyor. Evet. 2,5 aydan sonra da 4. seansa geliyorsunuz ve ücret ödemiyorsunuz. O tamamen bizden bir hediye gibi. Hediye gibi oluyor. Yeter ki mutlu hissedin kendinizi. Peki hocam bu işlemde yazın yapılabiliyor. Evet. Çünkü yazın yapılıyor ama yine söylüyorum güneşlenme yıprattığı işte, için. Yazın mesela yapıp da güneşin karşısına çıkmak zarar verir. Aynen. Değil mi? Önermiyorum. Ama Elazığ muhafazakar bir kesim. Tesettür bayanlar çoğunlukla geliyor zaten. Çok gönül rahatlığıyla yaz kış yapıyorum. Buyurun gelin. Rakamlar çok uygun. Zaten yine onda da indirim yok. Yaş şeyi var mı aralığı? Hiçbir yaş aralığı yok. Genç kızlar da geliyor. İlla çocuk doğurmuş olmasına gerek yok. Dediğiniz gibi ergenlik dönemi. Olabilir. İşte ergenlik döneminde aslında başlıyor bu. Öyle mi? Çatlaklar en fazla o yaşlar. Şu arka diz kapağın içi, kollarda. Evet. Genç kızlarımızda şimdi kim bilir ahah diyen ne kadar çok var. Ya biz bayanlar fırsatı kaçırmayın derim çünkü hafta sonuna kadar %50 indirimmiş bakın. Aynen öyle. Evet, çok güzel bir şey. Kesinlikle buyurun gelin yardımcı olalım. Çözümü varken kendinizi daha fazla mutsuz hissetmeyin. Yani aynaya baktığınızda mutluysanız konu bitmiştir. Başkaları için hiçbir şey yapılmaz. Kesinlikle. Kişi kendisi için baktığında kendini güzel görüyorsa, mutlu hissediyorsa ne gerekiyorsa yapın. Evet doğru. Zamanımız da ilk bölüm için az kaldı. Başka bir konuya girersek yarın bırakırız diye. Şöyle bir geçiştirmek istiyorum. Bu arada koronada şeyi unutmuşuz. O aklıma geldi. Dikkat ederseniz ben hiç su içmeyen ben bu arada böyle yudum. Bol bol su tüketmemiz gerekiyormuş değerli izleyenler. Çok siz güzel. De yapar mısınız? Ben zaten yani Lipovav'ı anlattığımızda göreceksiniz. Tek evet. İstediğim şey su tüketimi. Ben günlük 4 litre su içiyorum. Öyle değil mi? Evet. Bravo. Yani çok önemliymiş. Çünkü bu boğazla alınan ağız yoluyla yani çok fazla barınamayan ama suyla bir an önce atabileceğimiz bir virüs. Bir de şey duydum ben, o doğru mu acaba? 27 dereceden sonra kendini yok ediyormuş hava derecesi olarak. Yani yaz gelse aslında rahatlayacağız. Sabah öyle bir açıklama dinledim ve okudum. Doğrudur. Evet, yaz aylarında yayılamıyor, kışın yayılıyormuş. Derece biraz yükselince hani toparlayacağız inşallah. Hadi inşallah, hadi inşallah. İnşallah, iyi şeylerden de bahsedelim, hep böyle kalmayacak. Tabii. Yani Cenab-ı Allah büyük ki. Yani aynen, yazılmışsa yapacak bir şey veriyor ise, dermanını onun veriyor. Dermanını da veriyor. Bence yani dermanı bulunmuştur ya. Bence de bir yani, sektör hazırlığı içerisindedir diye düşünüyorum. Olamaz yani, bulunmuştur. Yani kansere çay bulunuyor, bir gribe mi bulunuyor? İnşallah o da bulunur diye düşünüyorum. Ben çok abartıldığından yanayım. Evet. Sadece dikkat etmemiz gereken bütün hastalıklar için aslında, bütün mikroplar için, bütün virüsler için geçerli temizlik, hijyen. Kesinlikle. Bunları sağladığımız sürece korunabiliriz diye düşünüyorum. Yapmamız gereken kişisel temizliğimizi, değil mi? Evet, hat safhaya çok dikkat çıkarmak. Edelim. Çok fazla yakın ilişkilerden, yani yakınlaşmaktan uzak duralım. Bol su tüketelim. Çocuklara dikkat sağlığımız için de çok önemli. Evet. Bunlar çok önemli. İşte onun için de bir an önce ibadetlerimize başlayalım diye düşünüyorum. Gerçekten bakınız, Türk milleti en son kapan bir millet haline geldik. Evet. Diğer Türk Cumhuriyetleri de aynı şekilde. Biz temizliğimize düşkün bir milletiz. Diyeceksiniz ki Milat Bey yine milliyetçilik yapıyorsun. Ama inanın öyle. Biz İslam ülkeleri arasında da temizliğimizde. Kesinlikle yani. İslamiyet'i yaşamakla da, samimi söylüyorum,
Duyuyoruz, görüyoruz. En temiz, en şey ülke o haldeyiz. Bundan emin olun. Hepiniz yani yakınlarınızda birçoğu Suudi Arabistan'a umre için, hac için giderek gelenler olmuştur. Görüyorsunuz oradaki Müslümanlarımızın halini. Evet. Biz ayrışıyoruz. Onlardan farklı hale geliyoruz. Niye? Temizliğimizle. Bu zaten Avrupa, Amerika, Rusya için... Konuşmaya gerek yok. Gerek yok. Tuvaletleri ayrı bir şey, sorun, sıkıntı. Yurt dışına kalanlar çok daha iyi bilirler. Bazı yerlerde su yok ya. Su, evet. Su bulamıyor insanlar. Yani gerçekten biz avantajlıyız. Çok İnşallah... açık konuşamıyorum. Yoksa birçok evet. şey söyleyeceğim de anlıyorsunuz beni. Biz reklam arası konuşuruz. Evet, eyvallah. Şimdi hocam zamanımız da evet şöyle 3-4 dakika kaldı. Lazer'de sormadığımız bir şey kaldı mı? Gerçi sorularınız ben sormamışsam siz soracaksınızdır. Sorularınızı topluyorum. Birazdan yönelteceğim değerli uzmanımıza Gündür Küçük Hanımefendi'ye. Çatlağı da ele aldık. Benim eksik bıraktığım şey varsa lütfen siz yönlendirin bizi. Sorun. Yani ben en çok şeyle karşılaşıyorum. Mesela annesi kızını getirip kaydını açmak istiyor ama diyor ki ya kızımın ileride çocuğu olmazsa. Çok karşılaşıyorum bu soruyla. Bu şeyden dolayı. Evet. Lazer'den dolayı. Hani bir zararı var mı? Böyle bir durum var mı? Hani kısırlık oranı gittikçe yükseliyor. Ben bir kız annesi olarak sorayım hocam. Var mı? Yok hocam. Kız annesi gibi sorayım. Kesinlikle yok. Öyle bir sorun yok. Öyle bir şey olsa diyorum ya neredeyse her ay biz kontrollerden geçiyoruz. Sağlık Bakanlığı onay vermez. Biz böyle bir ruhsat çıkaramayız. İmkansız. Artık hastanelerde yapılıyor. Bütün hastanelerin estetik bölümü var, lazer epilasyon bölümü var. Vücudunuzda bir ışınla yaşamıyorsunuz. 0.2 santimlik bir atış bizimki. Hani sizin kısırlık hormonunuz çok 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 içte. Ya. Hocam belki bu işin içerisinde olmasanız evet. ya da ben bilmesem ben de sorarım. Ben de sormuştum. Belki siz de sorarsınız. Evet, ben yaklaşık 7-8 yıl önce lazere ilk gittiğimde sormuştum. Bu böyle işe bir şey başlamadığınız var mı? Zaman evet, sormuş farklı merkezde lazere gidiyordum. Hayır yani gönül rahatlığıyla başladım. O yüzden sormakta imtina etmeyin. Kesinlikle sorun. Aklınıza gelen her türlü soruyu da cevaplayacaktır değerli Aynen. uzmanımız. Aynen. Hani sağlık söz konusu. Efendime söyleyeyim... acı söz konusu. Aynen yani bu önemli konular bunlar. Tabii sorun. Ki sormak lazım. Ters karşılanmayacaksınız yani merak etmeyin. Asla öyle bir şey İnsanların olmaz. İnsanların bir de bir sorunu var biliyor musunuz? Doktora evet. mesela her şeyi cesaret edip soramazlar. Evet. Bana kızar mı? Ama işte karşı ya da şey uzmana, birazcık, esnafa. Hani biraz aslında yapıcı mı değiliz? İnsanların artık insanlara sabrı mı kalmamış mı? Onu ben de yaşıyorum. Bazen yani gerçekten doktora bir şey sorası gelince soramıyor bazı insanlar. Evet. Bu karşıdan aldığı elektrikle alakalı aslında. Biz işimiz gereği yani nefesimiz böyle bitse bile çok yorulmuş olsak bile mecburen anlatmak ve aydınlatmak zorundayız. Yani geçiştiremeyiz. Acaba bana kızar mı? Evet. Acaba cahilce bir sorun mu? Rahat olun. Bunlardan sorun, düşünmeyin. Sorun rahatlıkla. Bizim işimiz bunu anlatmak yani. Çok bunun doğru. için varız. Evet. Hiçbir şimdi kısa yok. Bir araya gideceğiz. Efendim ikinci bölümümüzde de güzellik uzmanımız Gülnur Küçük hocamla uzmanımızla beraber olacağız tekrar burada programımızda. İki konumuz daha var ama sorularınız var. Sorularınızı topluyorum. Özellikle uzmanımıza yönelteceğim değerli izleyenler. Şimdi kısa bir ara reklamlar sonra tekrar birlikteyiz. Evet değerli izleyenler, kısa bir araya gittik. İlk bölümümüzde de Gündür Küçük, güzellik uzmanımız Gündür Küçük Hanımefendi ileydik. Bayağı bir konuyu ele aldık bugün, lazer ve çatlakları değil mi? Konuştuk. Konuştuk. İkinci bölümümüzde de tekrar birlikteyiz değerli uzmanımız Gündür Küçük Hanımefendi ile beraberiz efendim. Hocam, lazer ve çatlaklar konusunda neydi çatlak şeyin ismi? Dermasüz ya hocam yani. Vallahi kafam çok yoğun bugün. Siz sadece çatlak değil miyim? Çatlak Sıkıntı tedavisi. Yok. Çatlak tedavisi. Çatlakları ben de çatlak. Estağfurullah. Evet. Şimdi hocam şimdi sorularımız var. O evet. sorular ışığında gidelim Olur, dilerseniz. Tabii ki. Eğer zamanımız kalırsa lipoval ve gıdı eritme. Gıdı eritme konusunda da inanın birçok izleyicimiz, biz yemeği seven bir toplumuz. Evet. Hanımlarda da o söz konusu olunca hemen gıdıya atıyor. Aynen öyle. Erkeklerde de aynı şekilde. Bir de şöyle bir şey, zayıflıyor ama gıdı gitmiyor. Gitmiyor. Çok soru geldi o konuda. O konuyu da ele alacağız değerli izleyenler. Bu hafta yetişmezse önümüzdeki hafta kesin ele alacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Kesinlikle. Şimdi bu arada mesajlarımız var. O mesajlarla yola çıkıyoruz. Çok teşekkür ederim.
teveccühünüz için, göstermiş olduğunuz ilgi için, programımıza, uzmanımıza. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bayağı bir soru geliyor bize. İyi ki varlar. Evet. Efendim, selamun aleyküm. İlk gelen mesajlarla çıkarak başlıyorum efendim. Selamun aleyküm, hayırlı huzurlu günler dilerim. Milat Hocam, Sayın Gündür Küçük Hanımefendi'ye de selamlar dilerim. Sadece şunu söyleyeyim, Allah sonumuzu hayret demiş. Güzel bir mesaj, amin. İşin özü aslında. Derim, Allah'a emanet olun. Hocam, İl Başkanı Mehmet Özçelik. Mehmet Bey, çok teşekkür ederim. İşin özünü söylemişsin. Allah hepimizin, tüm insanlığın sonunu hayret etsin inşallah diyoruz. Eksik olmayın. Evet, iyi yayınlar Milat Bey. Gündür küçük çalışanları olarak ben Nida. Nida Hanım, merhabalar. Nasıl buldunuz Nida evet. Hanım peki? Mesaj yazacak kadar vakit buldunuz. Hocam ya, bak görüyor musun? Pardon. Evet. İki yıldır geliyorum, ilk defa mesaj yazdı çünkü. Evet. Ama hocam hemen ilk başında atmış. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Ve tüm estetisyenlerin selamı var demiş. Bir yandan yoğunluk, bir yandan da sizleri zorluklarla izliyoruz. Eksik olmayın. Araya sıkıştırmış evet. Hemen. Her zamanki gibi yine Gündür Hanım ekranlara ışıltı saçıyor. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Gerçekten çok güzel. Yine çok güzel bir yayın. Tekrardan sevgiler, iyi yayınlar diliyoruz demiş hepinize. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere iyi çalışmalar, biliyoruz. İyi vazifeler diliyorum. Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. Amin. İnşallah. Hijyeni elden bırakmıyoruz. Kızlar yalnız Nida Hanım başta. Çok temizler zaten. Hep ondan desek şüphe yok. Desek de yani valla evet. Gerçekten. Yok bazı kızlar mesela benim kız kardeşim pasaklı söylüyorum. Ama o arkadaşlar gerçekten çok temizler. Hocam. Hani bekarken ben de çok aşırı temiz değildim, çok düzenli değildim ama arkadaşlar iyiler gerçekten. Hocam kız kardeşin niye şimdi burada gömdüm onu, bir zamanı iyi vallahi. İzlemiyor. İzlerse şu anda. Ama annem elinde kalmış, gerçekten çok pasaklı. Benim sen kızgın kızlarım, gelmişsin. Benim kızlarım öyle değil. Hepsini çok seviyorum. Kaç yaşında benim kız ekibim kardeş? İyi ki var. 18 yaşında. Daha küçük aslında. O yaşın gereği. Evet. Hepsi. Aynen. O yaşlarda öyle oluyor ama. Gerçekten. Çünkü anneler öyle yetiştiriyor. Evet. Sen yapma, ben hallederim. Ben hallederim deyince kızlar da pasaklı oluyor. Biz oğlum mesela eve gelir girmez. Gerçi o da düşkündür temizliğine falan ama annesi hemen der ya biliyorsun. Evet. Hemen oğlum hadi elini ayağını yıka öyle üstünü değiş. Yani. Bu o yaşlarda yani hep biz biraz ihmalkarlık var. Evet. İşte hep biz yaptığımız için aslında sorumluluk versek biraz daha doğru. Toparlanacak ama özellikle benim annem asla öyle bir şey yapmaz. O da üniversite imtihanına mı girecek? Evet, üniversite Zonguldak'ta okuyor şu an. Yani düşünemiyorum orada nasıl. O şimdi toparlanmıştır. Yani, İnanın toparlanmıştır. Tek başına kalınca. İster istemez sorumluluk alıyor. Evet, ama evet. Yine de annelere sesleniyorum. Ben evlendiğimde yumurta kırmayı bile bilmiyordum. Çünkü annem sen yapamazsın, mutfağı kirletirsin. Girme Fatih Bey mi yapıyordu? bu sefer Fatih Bey gömeli. Yani iyiydi. O da çok desteği vardı. O da seyretmiyordur şu anda. O yeni da yerle. Evet. Yeni yerle. Gündür Küçük aynen, erkek. Aynen. Gömebiliriz. Erkek birimi şu anda kuruluyor efendim. İzzet Paşa'nın karşısında. Yumak giriş anında. Harıl harıl çalışıyorlar. Evet onlar. En kısa zaman. Ne zaman açılır? Tahmini. Bir haftaya start bekleyen vereceğiz. Beyler vardır evet, muhakkak. Çünkü 10 gün sonra bir eğitime gideceğiz. Mecburen bir hafta içerisinde çözmemiz lazım. Bir hafta içerisinde hal olacak. İnşallah Allah gücünüze kuvvet versin diyelim. Amin. Efendim çünkü bekleyen birçok bey vardır. Aynen eminim. Öyle. Alıyoruz, mağdur etmiyoruz ama hani üst katımızda bir oda verdik evet. Onlara. Ben bu durumdan mutlu değilim. Bayanlar erkeğin ayrı olmasını istiyorum. Ama ayrı zaten iki kat var orada ya. Bazen yukarıda bizim seans odalarımız fazla, siz görmediniz. Yani bayanlar sıkışmıyor, yukarıda alıyoruz. Ama erkekler olduğu da almazlar evet. Diye düşünüyorum değil mi? Yani sıkıntı olduğu için biz bu şekilde, en güzeli bu. Bence böyle. De. Evet. Hemen bir mesaj yine hocam. Gündür Hanım, hijyen konusundaki hassasiyetinizi duydum demiş. Bu virüsten çok korkuyoruz. Siz ödemelerde taksit imkanı sağlıyor musunuz? Nereden nereye geçmişsiniz? Vallahi önce yağlamışlar. Vallahi güzel olmuş. Evet, tabii ki taksit imkanımız var. Hatta böyle bir antik parantez açıyorum. Kredi kartı mecburiyetiniz yok. Ben açık hesapla yapıyorsunuz. Evet, görüşmelerimde TC'nizi istemiyorum. Eski sistem. Aynen, herhangi bir şey imza atmıyorsunuz. Bildiğiniz eski sistem dediğiniz doğru, doğru. Gibi. Hocam eski bir şey mi vardı? Aynen. Kredi kartı mı vardı? Güvene dayalı bizim güven gibi. Geldi bir şeyde kalın büyük defterler vardı açardı. Aynen. Demek ki işte esnaf da tedbirini ona göre alıyor. Yani bizim olayımız aslında şöyle bir şey. İnsanları zorlayarak, dayatarak işte imza atmışsın seni avukata veririm şudur budur bu tarz şeylere ben çok karşıyım. Beni beğeniyorsa gelir bir dener, mutluysa devam eder, mutsuzsa ben gelmek istemiyorum der. Çok şeffaf yani. Kredi kartı mecburiyeti yok. Açık hesap şansımız var. Ve hiçbir şey imza atmıyorsunuz. Senet falan imzalatmıyorum.
Tabii ki. Yani öyle bir şey söz konusu bütün değil. Bütün merkezlerin böyle bir sıkıntısı var. Eyvallah. Hocam hemen geçelim. Bir başka mesaj. Ben bir merkezde lazer epilasyon yaptırıyorum demiş. Ama şöyle bir durumum var. Çalışıyorum ve iş yerine giderken araba kullanıyorum. Bu nedenle kollarım sürekli güneşe maruz kalıyor. Peki, ve olur. Seanslarda kollarım yanıyor. Hı. Resmen yanıyor demiş. Yanıklar nasıl giderilir? Siz bana yardımcı yapmamı önerir misiniz demiş bu lazeri. Bana ne yapmamı önerir? Daha demiş. Yaz gelmeden bu sorunu yaşıyor üstelik. Evet. Bir de bunun yazı var. Hocam bir haftadır güneş var. Evet. Çünkü bir yani, de böyle bir yalancı bir bahar yaşıyoruz var şu ve anda. Bu direkt karartıyor insanın tenini. Mümkün olduğunca uzun kollu giyinin. El bu defa da elde lekeler oluyor. Bunları yaşayan insanlarla karşılaşıyorum. Yani böyle mesela camlara film mesela ama ön tarafında vurabiliyor. Evet, evet yaşanıyor. Lazere girip de mesela girdiniz saat 12'de seansa girdiniz. 1'de araç kullanıyorsanız kesin lekelenirsiniz. Bu yüzden akşam saatlerini tercih edin. 5'ten sonra gidip lazerinizi yaptırın ve ciddi anlamda koruyucu sürün. 2-3 katman güneş kremi sürün. Evet. Bayağı bir iyi gelecektir. Bronz tene zaten kesinlikle çalışmayın. 3 tane 5 tane kılla gezmeyi göze alın ama teniniz bronzsa asla. Benim merkezime bile geliyor iseniz yanma ihtimaliniz çok yüksek. Teniniz bronzsa derken esmer ten. Yani evet güneşten hani çabuk etkileniyorlar. Otomatikman lekeleniyor. Yani kesin ne olur kalıcı bir hasar olmaz ama leke olur. Bir de o lekeleri açmak için ayrı bir bütçe ayıracaksınız. Hiç gerek yok. Şu süreçte deyin, gittiğiniz merkeze izah edin durumu. Deyin ki böyle bir mağduriyetim var. Evet, ben yarım kol muhabbetimi işte dondurmak istiyorum. Örnek evet. veriyorum, Eylül ayında tekrar devam edelim. Çok fazla elzem bir kıl çıkmayacaktır zaten iyi bir merkeze gidiyorsanız. Ve güçlü bir seans aldıysanız 5-6 ay bir dondurun o paketinizi. Sonrasında eğer çok mağdursanız sonra devam edersiniz. Yine kış mevsiminde devam edersiniz. Yanıklar için bir çözüm istiyorsanız Silver'den öneririm. Fito diye bir krem var. Bir de Madakasol. Bunlar eczanelerde satılıyor. Zaten hekim değilim ama artık araştıra bu kremlerin içeriğini biliyorum. Çok iyi geliyor. Lekelenmeye, lekelerin açılmasına veya leke olmamasına. Fito ile Silver'den buna iyi. Madakasol ise lekelenmelerin geçmesi için. Bunları ben kendi hesabımdan yazarım. Çünkü hızlı hızlı geçiyoruz yayın dolayısıyla. Oradan takip ederseniz görürsünüz. Evet, teşekkür ederiz. Bu arada Gündür Küçük sayfasını beğenmeyi unutmayın. Çünkü orada birçok bilgi veriyor. Çok detaylı anlatıyorum. Evet, bence evet. de detaylı anlatıyor. Ben de buna şahit oldum yani sayfada. Hem çalışmalardan görüntüler de paylaşabiliyoruz. Bizim burada paylaşamadığımız, çünkü bazı insanlar görüntüsünün görülmesini istemiyorlar. Evet. O yüzden emojiyle. Emojiyle de burada çok sık durmaz. Evet, o yüzden benim evet. sayfamdan görseniz daha sağlıklı. Ama bu demek değil. Biz buradaki işlemleri de göstereceğiz bazen. Tabii ki. Veterinerlerimiz olacak bu anlamda değerli izleyenler. Bizi de bu konuda takip edin. Aynen. Buradaki yapılacak işlemler var. Değil ben mi? Biraz hazırlıksız geldim yoğunluktan bugün değil dolayı. Ama bundan sonraki haftalarda yapacağız. Haftaya mesela gıda erişmeyle alakalı görsellerle geleceğim. Yapabiliriz. Mesela bana yapabiliriz. Burada yapabilir miyiz? Sizin mi? Gözükmüyor. Yok işlemi yaparım orada. Hocam artık ben iyice kobay olarak görmek. Birilerine yaparım. Görselde sıkıntı yaşamayacağım. Ben hazırım. Efendim benim dudak çevremde siyah noktalar oluşuyor demiş bir izleyicimiz. Dudak hassas bir bölge olduğundan ve ağıza çok yakın olduğundan ne kullanacağımı bilmiyorum. Evet. Bazen sinirlenip sıkıyorum. O zaman daha kötü sonuçlar çıkıyor ortaya demiş. Yardımcı olursanız sevinirim bana demiş. Tabii ki. Muhtemelen kötü alışkanlığı var. O sevmediğimiz şey var ya. Sigara. Sağlık için söyleyeyim. Söyleyebiliyoruz onu. Evet. Sigara alışkanlığı varsa kötü. Dudak çevresinde direk ve burun kenarlarında siyah renkler, siyah noktalar, ölü deri, kalıntılar oluyor. Bunu herkes biliyor zaten. Buharlı bakım tavsiye ederim. Siz buharı görmüştünüz. Buhar veriyor. Evet. Bir rahatlıyor cilt. Komedon çubuğu yardımıyla biz siyah noktaların hepsini alıyor ve temizliyoruz. Çok güzel bir şey o ya. Aynen. Yani toplam 30 dakikanızı ayırsanız ve aylık bir defa düzenli yaptırsanız bayağı bir açılır. %100 geçer demiyorum. Öyle bir iddiam yok. Ama bayağı bir açılır. Evde bakım ürünleriyle de desteklerseniz yine söylüyorum çok büyük bütçeler ayırmanıza gerek yok. Bazen ben burada maske tarifleri veriyorum, sayfamda da paylaşıyorum. Onlarla bile, eldeki imkanlarla bile bunların önüne geçebilirsiniz. Ama tedavi istiyorsanız, yani bir seans çok ağır bütçe değil. Gelin buharlı bakım yaptırın kendinize, farkı göreceksinizdir zaten. İnşallah. Bu kötü alışkanlığımızı da eğer çok yoğun kullanıyorsak, ki belki kullanmıyordur da, kullanıyorsak da
azaltmaya çalışalım. Bırakalım demiyorum. Zor bir şey olduğunu farkındayım. En azından azaltmaya çalışırsanız lekelerinizin önüne geçmeye geçilir. Bayağı başarılı olur. Evet, başarılı olunabilir. O siyah noktaları alma işlemi ben de şahit olmuştum. Çok güzel bir yani, olay. Patır patır tavsiye dökülüyor. Tavsiye ediyorum. Yani vücudumuzda deri altında çok kabuk yağ birikebiliyor. Kesinlikle öyle. O yüzden bu yüz bakımı çok önemli. Çok önemli. Ben dikkat edin, hepiniz de yapmışsınızdır eminim. Şöyle sabah günlük bakımınızı yaparken şöyle burnunuzu yukarıya doğru bir sıkın. Ne kadar yağ çıkıyor. Evet. Bunları önlüyor değil mi hocam? Kesinlikle bazı şeyler. Öyle. Alıyorsunuz direkt onları. Direkt temizliyoruz. Direkt temizliyor. Tertemiz. Bu konuda ben bile bu konuda çok hassasım. Evet. Çünkü niye hassasım? Kendi adıma değil. Sizlerin karşısına çıktığımız için çok önemsiyoruz. Kesinlikle değerli öyle. İzleyenler. Size evet. olan saygımızdan. Bu konuda. Hayır yani mesela biri size yaklaştığında. Bu arada yaklaştığında, ben cilt şeyine gelmem lazım, evet, temizliğine bakımına. Buyurun gelin. Gerçekten tamam. Buyurun gelin. Tamam hocam. Biri yakın olduğunda acaba siyah noktamı görüyor mu? Mesela öyle deriz. Yanımda biri olduğunda acaba siyah noktalarım gözüküyor mu? Biz bayanlar böyle düşünürüz. Hiç gerek yok bunlara. Gelin direkt halledelim. Bakın ne kadar rahatsız ki burada yazma ihtiyacı duymuş. Çözümü var yani. Çözümsüz bir şey yok. Siz yeter ki kendinizi nasıl mutlu hissedecekseniz bu tarz çözümlerle destek vermeye hazırız. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Gündür Hanım, geçen sezon maske önerdi. Evet. Bu da sıkı takipçi. Ne güzel yakalamışsınız ya. Sıkı takipçi. Hocam yapacağız değil mi? Yapacağız. Değil mi? Yapacağız, yapacağız. O şeyi, onu da yapacağız. Saç çıkaran ilacı hala unutmadık. Evet. Gündür Hanım, geçen sezon maske önerileriniz ve tarifleriniz oluyordu. Tekrarlarsanız çok iyi olur. Özellikle saç için kür önerilerinizi bekliyoruz demiş. Kesinlikle. Geçen yıl gerçekten patladı. İnanın hala aynı kürü bana acaba soruyorlar. Acaba şey diyorum, Günnur Küçük imzası altında üretsem mi? Vallahi, o boyutta soru geliyor. Vallahi geliyor. Yani bakın, üretimi çok zor değilmiş, araştırdım. Yani bir gün olmazsa ertesi gün muhakkak birisi beni arıyor, soruyor. Bunu soruyor. Aynen, siz söyleyebilir misiniz, ben mi geçeyim? Ne kullanıyorduk Murat Bey? Yani bilemeyecek miyim zannediyorsunuz? Bakalım, biliyoruz. O kadar çok cevap veriyorum ki. Evet efendim, tatlı badem yağı, çam terapenti, doğum kontrol hap. Bitti. Hepsi bu kadar. Evet. Şampuana. Gür gür saç. Tuzsuz şampuana. Varsa tabii imkan. Varsa imkan. Koyuyoruz birer ölçü. Aynen. Değil mi? Ve onu çarkalıyoruz. Mis gibi. Bakın size. 300-400 TL'lik bir şeydir dışarıdan almaya kalktığınızda. Çünkü o etkilerdeki ürünler bu maliyette. Biz sadece. Nasıl ezberlediğimi görüyorsunuz değil mi? Süpersiniz. O kadar çok cevap veriyorum ki çünkü. Evet. Soruluyor çünkü. Samimi söylüyorum. O kadar çok soran var ki. Demek ki işe yarıyor ki soruyorlar. Evet. Oradan buradan duyuyorlar da soruyorlar. Demek işe yarıyor, bunu da söyleyelim. Vallahi patentini alsam. İşte düşünüyorum. Onu üretmeyi düşünüyorum gerçekten. Çok soruluyor çünkü. İşe de yarıyor, birebir ben yaşadım. Kime önerdiysem mutlu. Getirip gösteriyor. Bak diyor, bunlar tüy de kıl oldu o kür sayesinde. Düşünüyorum yani. Vallahi Allah nasip ederse. Neden olmasın? Evet, maske olayını da çözdük. İlerleyen programlarda onu yapacak tekrar. Evet, yapacağım. O ve burada yapacağız. Benzerlerini birçok şeylerimiz olacak. Cilt lekeleri için de evet. Yapacağız. Güzel. Hemen bir başka mesaja geçiyorum hocam. Evet. Günür Hanım, ben yaklaşık 1,5 ay önce saçıma kalıcı fön yaptırdım demiş. Ama sonrasında saçlarım hızlı bir şekilde dökülmeye başladı. Acaba ne yapmalıyım? İşte bunda kimyasal madde var. Muhtemelen fazla bekletilmiştir veya bu düzleştiriciyle ya da fönle geçiyorlar. Çok fazla kaldığı için olabilir. Hani ben direkt dermatoloji uzmanı değilim. Ben size iyi bir hastaneye gitmenizi öneririm. Yanmış olabilir saçlarınız. Evet. Belki bir ilaç verilir veya onunla alakası yoktur. Kan değerleriniz düşmüş olabilir. Kötü besleniyorsunuzdur bu süreçte. Bunların hepsi aslında, çünkü ben de yaptırdım ondan. Tam tersi saçlarım güçlendi. Ben evet. Tavsiye ediyorum hatta, bu keratin bakımı adı altında işte kalıcı fön diyorlar. Brezilya fönü, bir sürü ismi var o işlemin. Ben çok mutluyum sonuçta. Eğer ki doğru aşamalarla çalışılmışsa asla böyle bir tepkime vermez. Ya ürün kötüdür, ya kimyasalı fazladır, ya fön çok fazla kalmıştır. Föne tutularak yapılan bir işlem diplere zarar vermiş olabilir. Evet. Ya da dediğim gibi sizin vücudunuzla alakalı bir değişim vardır. O onu tetikliyor. Siz de direkt öyle düşünüyor olabilirsiniz. O zaman bir analiz yaptırıp bence bir hastaneye gidilse çok daha iyi olacaktır. Ama bu bahsettiğimiz kürü yaparsanız siz de mutlu olursunuz. Dökülmenin de önüne geçiyor. Önüne geçiyor. Evet. Bayağı iyi. Çok affedersiniz. İyi yayınlar. Ben Ayla. Günür Hanım demiş. İyi ki varsınız. İyi ki sizinle tanıştım.
Kalbimiz sizinle, size çok güveniyoruz demiş. Çekilişi, hocam ne çekiliş? Ben bir de çekiliş yapıyorum. Bakın hiç söylemiyorum, unutuyorum. 1000 TL hediye diyoruz. 10 evet. Mart'ta bitti, yani dün bitti. Bugün saat 17.30'da yayından çıkıp hemen gidip canlı yayında çekiliş yapacağım. 1000 TL hediye edeceğiz. Ha, kendi şeyinde çekiliş. Tabii kendi sayfamda yapıyorum. 15 bin tane mesaj geldi. İzahım var. Milat Bey siz çok geride kalmışsınız. İhanet. Yani benim uzmanım, benim dışımda hareket şeyler. Vallahi işte. Burada yapardık çekilişi ya. Güzel olurmuş. Neyse ben her hafta yapacağım. İnşallah. Tabii her ki. Neden olmasın? Çünkü çok insanlar mutlu çekilişi olur. Çekilişi inşallah ben kazanırım demiş. İnşallah, inşallah siz sen kazanırsın. Beni at, bana uyarı yaptığınız için inşallah siz kazanırsınız. Ayla i̇nşallah Hanım'da değil mi? Sevgiler. Evet. Teşekkür ederiz bu güzel mesajınız için. Çok teşekkürler. Hayırlısı diyelim. Evet, bir başka mesaja hemen geçiyorum. Bunu okumuştuk. Gülnur Hanım, ben 27 yaşındayım. Pardon. Evet, özel bir şirkette çalışıyorum. Evet. Bilgisayar kullanarak çalışıyorum demiş. Göz altında torbalar oluşuyor benim. Tam zamanlı çalıştığım için fazla vaktim olmuyor. Nasıl bir işlem gerekiyor bana? Evet, bu gözaltı torbaları işte bilgisayar ortamı ve uykusuzluk direkt tetikliyor. Ben de hocam bak gözaltı torbalarım, bilgisayara bakıyorum. Bizim de bilgisayarımız, telefonlar artık bilgisayar. Kesinlikle. O kadar sosyal medyayı kullanıyoruz ki hayatımızda artık. İnanın hepimiz etkiliyor. Geçen yıl bir işlem yapmıştı bana. Altın iğne. Ona ben cevap vermiş oluyorum. Altın evet. İğne çok büyük bir çözüm. Evet. Doğru mu hocam? Bunu mu söyleyecektiniz? Kesinlikle. Altın iğne uygulama bayağı bir gözaltı torbalarını toparlıyor. Çok sen iyi geliyor. Sen bu sene beni gene bir temizlik ve altın iğne şart. Hatta şöyle yapalım. Açalım. İlk üyemiz siz olun. Bey katımızda. Tabii ki oraya gidelim. Böyle videolarımızı Fatih falan Bey, ben, alalım. Ben Fatih Bey'i şey yapmam. Yani vazgeçmem çekilişler. Fatih Bey biz de çekiliş yapalım kardeşim. Yapalım. Vallahi biz de orada yapalım. Tamam. Burada da böyle şahşalı böyle kutlama. Zaten biz senin merkezin benim merkezim olayımız var. Milat Bey ben seni geçen muhabbeti var. Eskiden yoktu başladı mı? Evet artık var. Tamam. Bakalım. Desteğim sana. Elbette. Derya Hanım da bana destek. Tabii kesinlikle. Evet hocam. Şimdi şey mi? Altın iğneyi mi öneriyorsunuz? Altın iğne kesinlikle başarılı olur. Bir de gözaltı pedleri. Ben bunu yeni keşfettim. Cilt bakımlarımda uyguluyorum. Hatta ben de küçük bebeğimden dolayı uykusuzluk sorunum var ve yavaş yavaş başladığının farkındayım. Hı hı. Ne yapıyorum? O gözaltı pedlerim her cilt tipine ayrı ayrı var. Cilt bakım esnasında kişilere de uyguluyoruz zaten. Danışanlarımıza da yapıyoruz. Ama ben evde de televizyon karşısındayken göz altlarıma bırakıp işte ne izliyorsam artık veya dinlenme şansım varsa o anda o şekilde bayağı bir geçiriyor. Bunları benim merkezimden alabilirsiniz. Çok beğendim ürünlerin bayliğini aldım. Kesinlikle memnun kalacağınız ürünler pat diye alıyor yani gözaltı torbasını. Bunun yanı sıra eğer çok fazlaysa Milat Bey'in de dediği gibi altın iğneyle desteklersek %60-%70 oranında toparlar. Bunun yanı sıra ek bir şey daha biraz daha uyumaya ve ekran koruyucu falan kullanmaya gayret edin. Yaş daha çok genç. Bu 35'li yaşlarda çok daha fazla bırakacak. Şu an daha 27'de böyleyse 35'te çok daha fazla bırakır. Ameliyata kadar gidiyor çünkü bu iş. Gözaltı torbalarını aldırıyor insanlar. İnşallah tedbirlerle o duruma gerek kalmaz diyorum. Onu da diyorum aydınlatmışımdır. İnşallah çok güzel bilgi verdiniz. Zaten onu siz olmasanız da ben altını ne derdim hemen. Evet. Milat Bey iyi yayınlar. Gündür Hanım'a bir sorum olacaktı demiş elbette efendim tabii ki. Ben una batırılmış domatesin cilt rengini açtığını duydum. Anam neler var. Doğrudur. Bir güzellik uzmanından ancak domates asitlik olduğundan cesaret edemedim demiş. Evet. Gündür Hanım'a güvendiğimden sormak istedim. Bu bilgi doğru yani mudur? Bunu ilk defa duydum ama eğer akne sorununuz varsa, evet asit var, limonda da var. Ben bazı maskelerde limon kullanıyorum ama cilt tipiyle alakalı cildin. Eğer böyle bir reaksiyona müsaitliği varsa, yani akne, aktif akne sorunu varsa kullanmayın. Evet. Böyle dolu gözenekleriniz, her daim sivilce çıkaran bir cilt tipiniz, yani yağlı bir cilt tipiniz varsa tavsiye etmiyorum. Bunun dışında mesela pirinçle yapılan bir tane var. Olmadı haftaya, bismillah diyeyim, unutmayayım, gelip burada yapalım. Pirinçle yapılan bir renk açma maskesi var. Onu tavsiye ederim. Pirincin çünkü her cilt tipinde sonucu başarılı. Ama akneli yüzünüz varsa tavsiye etmiyorum. Limon veya domates gibi asit içeren ürünlerle maskeler yapmayın. Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Çünkü ne yapar? Sivilceleriniz etrafa yayılabilir. Evet. Kızarmanız artar. Tabii tabii. Şimdi, yani küçük bir ihtimal ama böyle bir ihtimal ama var. Mesela çivan olduğunda domates bağlarlar ki dışa vursun.
İşte aynı şekilde sivilceleri de dışa alabilir diye düşündüm ben de. O yüzden onun yerine dediğim gibi maya maskesi vardı. Geçen yıl anlattığım, burada da yapmıştık. Çok iyi yaş mayayla yaptığım bir maske var. Haftalık düzenli kullanımlarla 3 TL'lik bütçeyle gerçekten güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Lekesiz, duru, tertemiz bir cilde, ama vaktiniz olacak. Haftalık, işte örnek veriyorum, bir cilt bakım günü seçeceksiniz kendinize. Evet. Bir saat falan sürüyor ama sonuç başarılı. Domates falan bilmediğim konular, araştırırım sizin için ama reaksiyon verebilir. Yani edindiğim tecrübeye dayanarak söylüyorum. Aktif aknesi varsa daha fazla sivilcesi oluşabilir sevgili izleyicimizin. Evet, ne güzel sorular soruyorsunuz ama bizi çok sevindiriyor. Vallahi. Arka işte biz de bu konuda asitli mesela şeylerin yüze uygulanamayacağını öğrenmiş oluyoruz. Her cilt tipine değin, sivilce cilde. Sivilce cilde, evet, daha şey. Evet, hemen. Benim bir arkadaşımın saçı sürekli fönlüydü demiş. Evet. Sonrasında öğrendim ki bir internet sitesinden kalıcı fön seti almış. Anam. Evet, var öyle bir şey var. Ve evde kendisi uyguluyor. Sette keratin, şampuan ve saç kremi var. Fiyatı da acayip uygun. Acaba bu ne kadar sağlıklı demiş. Bunu da bir defa. Evet, ben de alıyorum. Hiçbir zararı yok. Yani bir sıkıntı arz etmiyor. Şey var yani. Var evet. Yani güvenilir bir siteden almışsa öyle içeriğine bakın tabii, yine her markaya. Çok önemli o da. Ama ben de kullanıyorum. Hiçbir zararı yok. Tam tersi, saçlarım toparlanıyor. Çünkü benim açık renk, ister istemez benim de böyle fönlüm önlü olması gerekiyor. Ek şeylere ihtiyacım var. Hiçbir şikayet şimdiye kadar duymadım. Ben de yorumları okuyarak, bir ürün alacaksam eğer internetten, mutlaka yorumlar kısmına girin. Ben sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Saç üzerine çok büyük bir eğitimim yok zaten. Ama kullanıyorum. Keratin zaten adı üstünde, bakım demek. Hani hiç konuya dahil olmasanız bile keratin iyi geleceğini siz de bilirsiniz. Kesinlikle. Kime sorsak der ki keratin saça iyi gelir. Onun içinde ekstra bir keratin var, düz olmasını sağlıyor saçın. Bir aşamaları var. İşte özel bir şampuanı var. Önce onunla yıkıyorsunuz, sonra onu sürüyorsunuz, bekletiyorsunuz. Düzleştiriciyle üstünden geçiyorsunuz. Saç böyle hep düz fönlüymüş gibi hissediyorsunuz. Oluyor. Evet. Bakın kadınlar neler yapıyorlar. Yani böyle bir güzellik soru... adına. Evet, çok. Vallahi. Kullanın ya. Ya bakım olmak güzel bir şey elbette. Evet. Yani insanlar bakımlarına dikkat etmeli, görünümlerine dikkat etmeli. Hayat bundan ibaret değil diyeceksiniz ama elbette değil. Ama kendine olan saygınız, karşınızdakilere saygınız, eşinize saygınız çok önemli diye düşünüyorum. Yani hele hep, çalışanlar için. Yani hep dağınık saçla gitmektense hep düzgün, böyle muntazam bir şekilde, ben kendim için de söylüyorum, bir uzmanım ama ben bir anneyim, iki çocuk var, yetiştirmek çok zor. Ama benim o iş yerine gittiğimde düzgün gözükmem lazım. Yani en başta kadın diyebilirsen önce git bir kendi saçını başını düzelt. Güzel. O yüzden hani bu tarz şeyler can kurtarıyor. Doğru. Mesela kalıcı makyaj yapıyoruz, kaşı hep var. Makyaja ihtiyacı yok. Kirpik takıyorum. Sanki hep makyajlıymış gibi. Saçı dümdüz olunca vakitten kazanıyorsunuz aslında. Bu tarz şeyleri ben seviyorum. Evet. Benim merkezimde yapılmıyor ama öneriyorum. Kesinlikle yaptırabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Benim sosyal hesabıma atın mesela o markayı. Bir de ben bakayım içeriğine. Kendi markamı ben de sizinle paylaşayım. Kullandığım bir marka var. Çok mutluyum onunla. O şekilde size yardımcı olabilirim. Çok güzel. Yani her konuda da yardımcı oluyor. Hemen bir başka soruya, mesaja geçiyoruz. Bunu okumuşuz. Gündür Hanım, buz lazerin diğer cihazlardan farkı nedir demiş. Fiyat farkı var mı? Hangi bölgeler için geçerli demiş. Evet. Bizim merkezimizde fiyat farkı yok. Farklı merkezlerde belki vardır. Buz lazer ince tüyde. Mesela IPR teknolojisinde çalışan bir merkezde bitirebilir sizin kılınızı ama şu bölgede mesela incelip uzuyor. O bölgeleri bitirmek şu dirsek dokusunda biraz zordur. Bunlar için de buz lazer var. Buz lazer hem acısı az hem yazın çalışılabiliyor. Konforlu bir işin. Ucu zaten buz gibi. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz işlem esnasında. İnce tüylerin dökülmesini hızlandırıyor ve bunun yanı sıra gözeneklerinizi sıkılaştırıyor. Eğer gözenekleriniz sıkılaşmışsa, yani gösterme şansınız var mı bilmiyorum. Benim kolumda mesela gözeneklerim hepsi kapalı. Bir gebelik geçirmeme rağmen benim kılım çıkmadı. Bunu sağlayan şey buz lazerdi. Evet. Sadece Alexandra ait işte IPR vari cihazlarla çalışıldığında gebelikte hormonlar falan tavan yaptığı için tekrar çıkıyor. Veya 2 yıllık bir sözleşme yapıyorsunuz, paketiniz bitiyor, sonra kıllarınız yine çıkabiliyor. İşte bu aşamada buz lazer son noktayı, son golü atıyor ve gözeneklerinizi kapattığı için yıllar sonra bile
Çok rahat, çok konforlu. Sadece 3-5 tane kılla hayatını devam edebiliyorsunuz. Yani %100 bitiriyor demiyorum, yine öyle bir iddiam yok. %80 oranın başarıyı sağlayan iki cihazın kombiniyle. Ben bu şekilde elde ettim. Evet. Mesela IPL cihazla kalın kılları döküyoruz, tamamen döküyoruz. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Kışın normal lazer, yazında... Öyle ayırt etmekten ziyade... Yapılabilir mi yani? Yani yapılabilir, evet. Eğer bronz bitense kesin buz lazer alın diyorum. Yani yazında devam tabii, etmek istiyorum deyip... Aynen, mağdur etmiyorum. Buz lazere devam ettirebilir. Buz lazere yönlendiriyorum. Aynen o şekilde. Her bölgede de çalışılabilir. Hanımefendinin sorusuna da devam etmiş olayım. Evet. Her bölgede çalışılıyor. Yani bir bölge ayrımı yok. Buraya yapılmaz, şuraya yapılmaz demiyor. Ama ben hijyen gereği mesela IPL cihazın başlığını değiştirme şansım var. Hatta kişisel. Bizde mesela teninize değen yeri alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Sizin oluyor. Geldiğinizde getiriyorsunuz. Buz lazerin böyle bir şansı yok. Tek başlık. Teninize değmek zorunda. Bu yüzden özel bölgede çalışmıyorum. Bunu sadece ben yapıyorum yine. Diğer merkezlerde evet. Böyle bir durum yok. Neden? Çünkü o hijyeni sağlamak çok zor. Ne yaparsanız yapın, alkolün sterilizasyon cihazına koyun. Benim böyle bir imkanım var olduğu için özel bölgeyi sadece IPL cihazla çalışıyoruz. Buz lazer de almıyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu güzel bir şey. Fiyat farklılığı yokmuş. Yok, kesinlikle ve, yok. Tavsiye ediyor. Evet, evet. Onu, güzel bir olay bence de. İlk doğumum da çatlaklarım çok azdı demiş hocam. O nedenle hiçbir uygulama yapmadım. Fakat 4 sene sonra ikinci doğumumu yaptığımda çok fazla çatlaklarım oldu ve kilo alıp vermekten renk değiştirdiler demiş. Evet. Çok çirkin bir görüntü kazandı. Benim için ne önerirsiniz demiş. Sizin için Gülnur Küçük Güzellik Merkezi'ne gitmeyi öneriyorum. Kesinlikle bu sorununuzu aşacaksınız. En fazla 3 seans dedik. İkinci doğumunu ne zaman yapmıştınız? 4 yıl sonra. Yani şu an değil herhalde. Onu çünkü ameliyatlıysa falan yapamıyorum. En az 7-8 ay geçmesi gerekiyor. Eğer doğumunuz 1 yılı aşmışsa buyurun gelin. 3 seansta iz bile kalmayacak. Bana teşekkür, hatta Milat Bey'e teşekkür edeceksiniz. Çünkü onun aracılığıyla bunu anlatmış oluyorum. Geleceksiniz 3 seansta. Sadece yapmanız gereken şey düzenli olarak gelmeniz ve verdiğim ürünü düzenli olarak kullanmanız. Sonrası kesinlikle memnuniyet. Kesin konuşuyorum yani, kesinlikle memnuniyet. Çünkü çok ağır çatlakları var anladığım kadarıyla. Bu işlem böyle ince kıl gibi çatlaklarda başarılı ama hocam, değil. Ama hocam X doğumunda hiçbir şey olmamış. Olabiliyor çünkü yaşı küçüktür. Muhtemelen. Kendini toparlayabiliyor. Doku kendini toparlıyor. Yaş geçtikçe ister istemez vücut kolajenini yitiriyor. Yenilenme süreci çok zorlaşıyor, ağırlaşıyor. Yani bazı nedenlerden dolayı belki bu doğumunda daha fazla kilo aldı, daha hareketsizdi. Dediğim gibi daha da yaşı olgunlaştığı için olabiliyor yani. Yaşayan çok fazla kişi var. İlk doğumumda bir şey yoktu, ikincide yaşıyorum. Evet. Çözümü var. Çok elzem bütçelere ihtiyacınız yok. Sizi rahatsız eden bu görüntüden çok kısa sürede sizi kurtarabilirim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ekran önü ve ekran arkasına kolaylıklar demiş. Çok güzel bir program demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın. Sizlerin bu böyle bakışları bizi çok mutlu ediyor. Kesinlikle. Çok bilinçliler. Evet. İzleyicileriniz gerçekten ekran çok bilinçli. Ekran arkasında düşünüyorlar vallahi. Evet. Sağ olsunlar. Emek var çünkü burada. Milat Bey kolay gelsin. Gülnur Hanım'a selamlar ve yanak. Aleyküm selam. Selamlar. Yanak ve çene kısmında sakal sıkılaştırma için bir çözümü var mı demiş. Bir beyefendi herhalde. İyi yayınlar. Evet, Ömer demiş ben. Bu konu hakkında da bir araştırmalarımız var. Dediğim gibi 10 gün sonra nasip olursa bir eğitim var. Tabii iptal olmazsa bu koronavirüsü yüzünden iptal olma ihtimali de var. Orada ben de bununla bir ikidir karşılaşıyorum. Bir serumla yine dermapen cihazıyla veya mezoterapi yoluyla enjekte ediliyor ve artırılıyor. Minik daha bekleyin. Bizim sayfamızı takipte kalın. Bey sayfamız da var. Orada paylaşacağız zaten çok kısa bir süre sonra. Çözümü var ama şu an biz uygulamıyoruz. Bir eğitimden geçtikten sonra inşallah onu da uygulayacağız. Bu arada Gönül Hanım, bunu da kendisi pek söylemez, ben söyleyeyim. Eğitimde sınır tanımıyor gerçekten. Evet. Hafta sonlarının boşluk bulduğu sürece eğitimlere... 2,5 aylık çocukla eğitime gittim ben. Çocuğu da götürüyor musun? Onu da götürdüm, buna da götüreceğim. Olmadan gidemem. Yani çekirdekten yetişiyor. Evet. Aile boyu eğitimde. Aile boyu eğitime gidiyoruz. Şimdi sorularımıza şöyle bir ara vermek istiyorum. Gönül Hanım'ı da çok yorduk vallahi. Estağfurullah. Bugün... İki bölüm olunca da böyle oluyor değil mi hocam? Aynen. Evet. Güzel. Şimdi hocam bu arada çayını, kahveni de öyle soğuttum, bırakmıştım. Soğuttum, kremi içeyim.
Ben çünkü sorular üst üste böyle insan der, bir ara ver, bir nefes aldırsın. Eskiden eskiden dediğim için sanki ne kadar oldu. Yemek aramız vardı. Arada bir şey müyesserin ismini unuttum, iyi mi? Vallahi müyesser hanıma sataşıyordum. Özledik bu arada değil mi Bedriye? Evet vallahi özledik, eksiklik var. Buradan müyesser hanıma da çok selam gönderiyorum. O da eminim bizleri özlemiştir. Tabii 3 sezondur birlikteyiz. Evet. Bir kardeşim de gerçekten bir gönül birliğimiz oluyor artık. Yani bütünleşmişti miladımız, öyle bir şeydi. Evet, şu öyleyiz. An başlayacağız ama. İnşallah, en kısa zamanda tekrar yemeklerimize başlayacağız değerli izleyenler. Buradan malum ara vermemizdeki kasıt da biliyorsunuz birçok ocağımız tutmuyordu. Yani o ocaklar tutmazken biz burada ocak tutturmak bize yakışmaz diye düşündük. Elazığ'ın ocağı tutmuyorsa bizim de Elazığ'ın mutfağının da ocağı tutmamalı diye düşündük. Ama mutfak sadece yemekten ibaret değil. Sohbet artık mutfağın bir şeyi. Evet. Sohbetimiz devam etsin. Niye sohbetimiz? Halis duygularla elbette. Sizlere bilgi vermek, bilgi aktarmak, güzel şeylere haber vermek. Çünkü televizyonculuğun asıl amacı haberdar etmektir. Aynen öyle. Hoşça vakit geçirirken de haberdar etmektir. Bizim gayemiz de oydu. Çok değerli uzmanlarımızla bu köşemizde devam ediyoruz efendim. Ama yemek olmayacak diye bir kaydı en kısa zamanda yemeklerimize tekrar başlayacağız. Birbirinden enfes, birbirinden lezzetli. O yöremizin, Türkiye'mizin, ülkemizin ve de dünya mutfağından örneklerimize devam edeceğiz değerli izleyenler. Hayat normale dönmek zorunda. Kesinlikle. Hayat devam ediyor. Hayatımızı devam ettireceğiz, birlikte iyileşeceğiz, birlikte el ele kendi yaralarımızı birlikte sağacağız eğer izleyenler. Bu böyle geldi, böyle gidecek. Elbette ki dünya maalesef böyle bir dünya. Evet. Rutini yok. Gün geçmiyor ki yeni bir olay olmasın, yeni bir vaka yaşanmasın. Hayat böyle zaten. Hayat bu. Biz de buna ayak uydurmak zorundayız maalesef. Ama iyi ki de böyle ya. Her şey rutin olsaydı hayatta zevk alınır mıydı? Yani... İlla bir zorluk olacak ki mücadele, kendimizin farkına varıyoruz. Hani diyoruz ya, sınav dünyası. Aynen, herkesin bir imtihanı var. Bunun da imtihanı var. Bunlardan da imtihandan geçiyoruz. Evet, aynen öyle. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Biraz dinlendirdin mi hocam? Evet hocam. Valla. İyiyim, sıkıntı yok. Ya çok uyumlu bir partnerim evet, bu konuda Gündür Hanım. Evet, kesinlikle öyle. Ben Gündür Hanım geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Niye? Çünkü bir geçmişi var. Yayıncılık evet. Geçmişi var. Gündür Hanım'la frekanslar tutuyor. Aynen. Frekanslar tutunca gözlerimizde birbirimize baktığımızda şey alabiliyoruz. Yani programın akışı konusunda ondan o ışığı alabiliyorum. Allah'ım. Neyi sorup neyi soramayacağımı. Aynen öyle. Birbirimizin açıklarını kapatabiliyoruz. Radyo programı mı yapsam? Olabilir, neden olmasın. Valla bana bir teklif geldi, vakit bulursam ben. Valla neden olmasın? Yayın yapmayı düşünüyorum, bakalım. Bulamazsın. Bir araya sıkıştıracağım. Valla izlemez. Haftada bir mi olacak? Her bakalım, olsa sürpriz sen... olsun. İhanet, yine ihanet. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl düşüyor ama? Yok yok, ben size mutlaka danışacaktım. Ben yayının bitmesini bekliyorum. Eyvallah, eyvallah. Efendim, şimdi dilersen kaç dakikamız var? Şeye girelim mi? İstersen girmeyelim. Şöyle bir üstün körü geçelim hocam. Tabii. Neyi geçeceğiz? Lipova. Lipova. Nedir Lipova? İncelme. Böyle paylaşıyorum. Böyle. Görüyor musunuz bilmiyorum. Tek seansta 11 hafta santim. Hafta işleyeceğiz bunu yalnız. Evet. Tekrar. Rekorumu kırdım. Tam 11 santim incelttim. Bir hanımefendi. Çok sevdiğim bir üyem. Hatta rakamlarını 11 hatırlıyorum. 11 santim şu kadar incelme. Anam şöyle bir derine gittim mi? Aynen. 83'tü ölçüsü. Bıraktığımızda 72 ile bıraktım. Hanımefendi, o da inanamadı. Yani pantolonunu kapatırken boldu böyle giderken. Bir mucize Lipova. Bir seansta mı yaptınız? Bir seansta boldu. 11 santim. 11 santim inceldi. Korkunç bir şey. Onu da uygulayalım size Murat Bey, gerçekten. Onu hep böyle üstün körü geçiyoruz aslında. O benim merkezimle artık eş değer. Yani Gündür Küçük eşittir Lipova bir şey oldu. Hocam bahsettiğiniz olay bir seansta 11 santim evet, incelmeden evet, bahsediyorsunuz. Evet, 30 dakika çalışıyoruz sadece. Bunun olayı ultrasonik ışıklarla elde edilmiş ses dalgalarıyla yağ buhara çeviriyor. Yok ediyor, yağ kırıyor. Su tüketimiyle destekliyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey bu. Her bölgede yapılabiliyor. Evet. Yani iç bacak, örnek veriyorum kol, göbek, yan,
sırt, her yerde de yapılıyor. Yani gıdı, gıdıda da onun özel onu, bir başlığı var. O cihazla mıyız? Çalışıyoruz. Haftaya işleyelim aslında. İkisi birlikte işleyeceğiz. Vakit bulursak görsellerle de desteklersem insanların aklında daha da hocam, kalıcı olur. Hocam şimdi sen bir şey dedin ki millet haftaya nasıl sabredecek? 11 santim. Hocam bunda da indirim var mı? Gittim. Evet, bunda da var. Hafta sonuna kadar şansınız var. Bunda da var. Bunda da indirim vardı. Yani... vardı değil var hocam. Bak. 8 Mart'ta bitmişti. Hocam bir izleyici gene diye ki bana ben gittim girmişler 8 Mart'ta. Milat Bey bizde söz çakınca biliyorsunuz. Ya ben işte orada. Ağızdan çakınca. Hocam, tamamdır. İşin esprisi biliyorum. Milat Bey'in yayını dolayısıyla pazartesi gününe kadar uzatalım. Pazartesine kadar. Aha. Hafta sonunu atlatmış oluruz işte tamam. Bu şekilde. Pazartesine kadar süreniz var efendim. Çok güzel. Aynı rakamlarla çalışacağız. %50 indirimi var. Aynen. Her işlemin %50 indirimi var, sakın kaçırmayın diyoruz. Gerçekten güzel bir indirim. Hani bu bazı kanallar var ya sıfır reklam yapıyor. Bal satıyorlar. Ona döndüm ben de. hayır ben fırsatı kaçırmamanız için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok iyi bir espriydi gerçekten. Değil mi? Ama yok. Hani bir de üyelerim diyor ki gerçekten indirim var. Bazen gidiyorsunuz ya indirim var diyorlar. Fiyatı sökmüş, şey yapmış. Şişik bir fiyat vermiş, sonra çizmiş. Yani yine aynı kapıya çıkıyor. Üyelerim beni biliyor zaten. Gerçekten ciddi yani öyle kandırmacalı değil. Esas liste fiyatım neyse onun üzerinden %50. Yok bu konuda ben rahat olun yani. Şey hani yapıyorum. Bir rakam şişirip indirmiyoruz. Öyle bir şey yok. Reklam amaçlı söylemiyorum. Evet. Kaçırmamanız için söylüyorum. Aynen. Önemli bir olay. Hocam yani gerçekten güzel şeyler yapıyorsunuz. Güzel şeyler yapıyoruz. Çekiliş de güzel. 1 milyar mı ödülüm? 1000 TL'lik hizmet. Mesela örnek veriyorum. Çok istiyor, gelmek istiyor. Sadece lazere bütçesi yetiyor. Lipa baba gelemiyor. Bütçesi yok. Veya kaşları dökülmüş. Kaşlarından mutlu değil. Yaptırmak istiyor ama bir türlü o bütçeyi bir araya getiremiyor. Her hafta mı yapacağız? Bunu her hafta yapacağım. Çok, çok güzel. Tuttu. Tuttu mu? 15 bin tane mesaj gelmiş. Milat Bey henüz okuyamadıklarım var yani. Şu an çekiliş diye diyorlar ama 15 bin tane mesajı okumak kolay değil. Değil mi? Bu yoğunlukta iş değil. Fatih Hocam bir çözüm bulmuş ama 17.30'da çözeceğiz. Çekiliş talihlisini paylaşacağız. Paylaşacaksınız. Evet. İnşallah. İnşallah. Doğru yere gidecek, şey ihtiyacı olan birine gidecek. Mutlu da edeceğiz. İnşallah. Harika gidiyor. Evet. Tebrik ediyorum bu konuda. Hemen mesajlarımızdan bakayım var yine. Şuradan okumak istiyorum. Sanki bana daha çok geliyor mesaj. Merhaba, iyi yayınlar. Lazer epilasyon sistemleriyle tamamen bitirmiş olduğunuz var mı demiş ya da oldu mu yüzde kaç bitirme garanti ediyorsunuz demiş Mehmet Kaya estetisyen. Yine güzel bir soru gelmiş çünkü belli zaten diyecektim. Siz her zaman söylüyorsunuz bunu. Evet. Bunu şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben Gülün Hanım'dan sözü alıyorum. Tamamen bitmez diyor. Kim söylüyorsa yalan söyler. Ama %70-%80 oranında bitirme söz konusu. Aynen öyle. Ama tamamen bitirmeyi ben defalarca kendisi programı yapıyorum. Bunu söylemişti. Bir estetisyen olarak Mehmet bilinçli soru gelmiş Kaya, zaten. Bilinçli evet. Olarak sormuşsunuz. Ben anlıyorum. Evet. Haklısınız. Birçok uzmanla çalıştık şimdiye kadar. %100 bitiririm garantisi veren oldu. Bunu duydum ama ben içten inanmadım. Evet. Niye inanmadım? Çünkü bilenlerle işte Gülün Hanım gibi estetisyen dostlarım var. Dermatoloji uzmanı arkadaşlarım var. Evet. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. O yüzden Gülnur Hanım'a bu konuda temah ediyorum. %70-%80 oranında biter. %100 bitireni ben biteni görmedim. Öyle mi? Bunu söyleyeyim ona göre. Zaten siz her şeyi söylediniz bana söyleyecek. Lütfen siz de söyleyin. Ben güzel söylemek kesinlikle isterim. Kesinlikle öyle. Sorduğu teknoloji iki teknolojiyle çalışıyorum. IPL ile kalın kılları döküp örnek veriyorum. İşte 6-7 seans ona geliyorsunuz. 7-8 daha da artırabiliyoruz. Sonrasında ise buz lazerle kombinliyorum. Evet. 15-20 seanslık bir paketle %80 oranında kıllarınızdan kurtuluyorsunuz. Yine altını çizerek söylüyorum %80. Sonrasında ne yapacaksınız? İşte mesela seans sınırlaması olan merkezlerde diyorlar ki gelin %50 indirimli bir paket daha açalım. Yani o kişi hep mağdur oluyor aslında. İşte 3000 veriyor, 5000 veriyor, 10 tane merkez geziyor. Maddi manevi sürekli sıkıntı içerisinde. Bizim merkezimizde böyle bir şey yok. Bismillah deyip başladınız. Bitinceye kadar ben sizin yanınızdayım. Bitinceden kastım siz kendinizi mutlu hissedinceye kadar. %80'lik kısmını bir yıl içerisinde eritiyoruz seanslarımızın. Sonrasında ise
2 ayda bir, 3 ayda bir yüzeysel bir taramaya ihtiyacınız olacaktır. Dirsek kısımları, kemik dokusunun yoğun olduğu yerlerde kıllar hareketlenmeye, canlanmaya, ayva tüyünün olduğu yüz bölgesi, bazı bölgelerde bayanlarla alakalı o bölgeler biraz zor bitiyor. Bunlar için ücretsiz seans hakkınız var. 3 sene sonra bile gelip ücret ödemeden hizmet alabiliyorsunuz. Zaten orada benim için çok bir gider olmuyor, çok bir külfiyet değil. Toplasanız 15 dakikada taramasını yapıp çıkarıyorum. Hani tüm vücutta başlangıçta 1,5 saat içeride kalan üyem, kendi vücudumdan da biliyorum, 15 dakika 3 tane atışla mutlu bir şekilde ayrılıyor. Yani bu böyle bir şey. Hani Günlüğe gittim %100 bitti artık gitmiyorum diyen yok. Böyle bir şey yok yani. Ama çok azalıyor. Yani böyle artık 3 tane 5 tane sizi rahatsız edecek boyutta değil. Ama rahatsız oluyorsunuz. Varsayalım ki 3 taneyi de istemiyorsunuz. 3 ayda bir, 2 ayda bir, 4 ayda bir kılın çıkma durumuna göre biz yine seans ayarlıyoruz. Bu da çok önemli bir ayrıcalıktır. Çok teşekkür ederim. Siz zaten bu konuda her zaman doğruyu söylediniz. Bitmez. Kıl %100 bitmez. Teşekkür ediyorum. Güzel bir soruydu. Bir estetisyen olduğunu da kendini gizlemeden sorduğu için de sizi tebrik ediyorum. Evet, medeni cesaret. Güzel bir meslektaş sorusuydu bence. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Biz çok teşekkür ederiz yaklaşımınız için Mehmet Bey. Harika soruydu. Ben de bunu hiç Güldür Hanım'a bile şey yapmadan çünkü defalarca bunu defayeten söylediği için biliyorum. %70, %80 oranında bitebilir ancak. %100 bitireni ben görmedim. Aynen öyle. Ben de duydum. Aynen. Çok iddia eden var. Ama bitmez. Ama ne kadar inandırıcı. İçtiğimiz su bile kökü besliyor. Ben bir güzellik uzmanı değilim. Estetisyen de değilim. Ama birçok güzellik uzmanı ve estetisyenle burada program yaptım. Evet. Biliyorsunuz. O yüzden bunun doğruyu da söyleyenler oldu. Bakın bunu da inkar etmem. Ama %100 bitiririm diyenler de oldu. İsim vermiyorum. Evet. Bunlara da tamah edilmemeli. Kesinlikle %100 bitmez. Yani yapabileceğimiz şeyleri konuşsak daha güzel diyorum. Olur. Güven kaybedilmez en azından. Ya hocam insanları kandırmak çok kolay. Çok kolay ama işte sonra onu düzeltmek de... Ama vicdan olması lazım işte. Evet. O vicdan da olayı konu. Olacak aynen, bir insanda. Aynen. Vicdan olmazsa olmuyor. Evet. Çünkü ya bir iş yapıyorsanız helaliyle kazanın ya. Kesinlikle. Çocuğumuza yediriyoruz. Biz vallahi çoğu çocuğumuza yediriyoruz. Bunu böyle düşünün. Ben şimdi burada bir program yapıyorsam babamın kesesinden yapmıyorum. Evet. Öyle mi? Bir ücret karşılığında yapıyoruz. Ekmeğimiz için yapıyoruz. Burada doğruları söylemek mecburiyetindeyim ben. Evet, çünkü kesinlikle. Evime ekmek götürüyorum. Kesinlikle öyle. Bundan emin olun. Tamah edebilirsiniz. Günür Hanım da niye kendisi şu anda karşımda oturabiliyor? O %100 bitirenler niye oturamıyor? Ne demek istediğimi anladınız zannediyorum. Evet, evet, evet. Güzel bir sosyal mesaj konuşalım. Verdik. Yok. Daha mı açık herkes konuşayım? Anlamaz, yani o yüzden insanlara ben Mehmet Bey sizi tanımıyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Sizin için aksi söylemedim. Övgülerle bahsediyorum hatta. Kesinlikle. Çünkü bu soru ve içtenlikle altına estetisyen yazmanız beni çok gururlandırdı. Evet. Biliyorsunuz ki soruyorsunuz. Aynen yani bitmeyeceğinin o da farkında. Evet. Biliyorsunuz ki soruyorsunuz. Aslında bütün estetisyenler bunu biliyor. Ama saklamıyor. Konu kazanç olunca işte değişiyor. Bitmez arkadaşlar. Kesinlikle yani çok büyük paralar da yatırsanız hastanelerde bile yapılsa kıl bitmez. Hocam. Ama azalır. Hiç şey yapmadan. Hiç detone olmadan. Bitirdik hiç programı. Hiç tıkanmadan. Evet yine süperdi. Yani, mesajlar çok güzeldi. İki programı bitirdik. Çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Kesinlikle. Katılımınız için, mesajlarınız için. Ben Günür hocama, Günür küçük hanımefendiye. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Hijyen diyoruz ki onlara söylememize dahi hacet yok. Fatih Bey'e buradan selam ediyorum. Kolay gelsin diyorum. En kısa zamanda erkek birimini yani Günür Küçük erkek kısmını açacaklar. İzzet Paşa'nın karşısında yumak giriş anında ikinci katta. Evet. İyi görevler diliyorum. Bir hafta içerisinde bekliyoruz. Açıldıktan sonra da Fatih Bey'si de bekliyoruz. Evet öyle yapacağız zaten. Değil mi? İnşallah. Evet. Hı-hı. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben Günlerim teşekkür ederim. Bugün biz ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Allah kısmet ederse yarın Perşembe. Yarın karşınızda olacağız saat 15'te. Miladın mutfağındayız. Ne olur bizi yalnız bırakmayın. Hoşçakalın.